Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Herkese merhaba. Değerli dinleyiciler, Süper Lig'de bir hafta daha geride kalacak. Bugün bir kapanış maçı var. O da Kasımpaşa'da oynanacak. Kasımpaşa Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bakalım takımlarda son durumda bu önemli maç öncesi Galatasaray. Çok uzun bir sürenin ardından 4 maç aradan sonra evinde galip gelmeyi başardı. Torrent'te ikinci galibiyetini elde etti 7 haftada. Elbette ki dünkü galibiyet. 2 kere geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etmesi Galatasaray'da büyük bir moral yarattı. Galatasaray'ı konuşarak başlayacağız programımıza. Beşiktaş'ta son durumda. Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı bir açıklama yaptı ve Alexander Şorlot'u elbette ki transfer etmek isteriz dedi. Bakalım Beşiktaş'ın hamlesi ne olacak bu transfer konusunda? Hamlesinin içeriği ne olacak? Bununla ilgili bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz programın ilerleyen aşamalarında. Ve Trabzonspor, lider Trabzonspor zor da olsa Kayserispor'u mağlup etmeyi başardı ve liderliğini perçinledi. Yoluna emin adımlarla devam ediyor. Fenerbahçe maçı öncesi oynayacağı kupa maçı da çok büyük bir önem arz ediyor. Şunu anladık ki Trabzonspor sadece ligi değil, kupayı da istiyor. İki kupayla birlikte sezonu kapatmak istiyor. O yüzden ligdeki motivasyonu neyse kupada, Antalyaspor karşısında çeyrek finalde de motivasyonu o kadar güçlü olacak. Trabzonspor'la da ilgili bağlantılarımız olacak ve geride kalmak üzere olan haftanın sonuçlarını aktaracağız. Ön plana çıkan notları sizlerle paylaşacağız. Elbette Avrupa Futbolu'ndan da aktaracağımız haberler olacak. Şimdi Galatasaray'la başlıyoruz programımıza. Bakalım Galatasaray İspanyol teknik direktörü Domenek Torrent maçtan sonra ne söyledi? Biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Domenek'in ve ekibinin uzun süre çalıştığı Barcelona Galatasaray'ın rakibi oldu. Barcelona eşleşmesinden sonra yaptığı açıklamalarda tepki çekmişti. Domenek Torrent dünkü basın toplantısında bu konuya da değindi. Creo que hemos jugado en muchas fases un buen partido. Hem açık oynadığımız hem de hatlar arasında oyuncu tuttuğumuz bir istediğimiz tarzda bir oyun oynadığımızı düşünüyorum genel olarak. Sanki yani 1,5 aydır falan buradayız. Sanki bir sezon öncesi dönem geçirdik. Oyuncularla tanıştık. Onlar bize alıştılar, biz onlara alıştık. Öyle bir süreç geçirdik gibi düşünüyoruz. Creo que el equipo en Göztepe la segunda parte, no la primera. Göztepe'de ikinci yarıda, birinciyi demiyorum, ikinci yarıda ve bugünkü maçta bence kanatları oynama, kullanmak, onun dışında hızlı oynamak gibi istediğimiz şeyleri yaptı ve iyi oynadı diye düşünüyorum. Birçok açıdan çok karışık, zor bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü iki tane inanılmaz gol yaptı karşı takım. Las dos primeras veces que llegaron y nosotros habíamos tenido ya muchas ocasiones de estar por delante en el marcador. Biz birçok pozisyon yakaladığımız halde onların ilk gelişlerinde gole çevirmelerinden dolayı bu zorluk. Fallado incluso un penalti. Bir penaltı da kaçırdığımız halde takım biliyordu bu maçın ne kadar önemli olduğunu. Hem kulüp için, hem bizim için, hem kendileri için, hem de taraftarlar için. Devre arasında sadece onlara sakinlik kazandırmaya çalıştık. Çünkü bence zaten takım iyi oynuyordu. Tekrar yapmaya çalıştığımız şey de özellikle ileride tekrardan geri alabilmek topu ve risk almak. Y intercambiar posiciones entre laterales y... Ve bekler ve açıklar arasında da pozisyon değişiklikleri yapalım dedik. Yani biri içeri, biri dışarı, biri dışarı, öteki içeri. Bunu çalışıyorduk zaten ve bence doğru bir şekilde yapabiliyorlar ve sonuç olarak da aslında maçı daha bile yüksek farkla bitirebileceğimize inanıyorum. Ama öncelikle sonuçtan dolayı memnun olduğumu belirtmek isterim. Özellikle de taraftar bu seneki sonuçlardan memnun değildi. Onları memnun edebildiğimizi düşündüğüm için memnunum. Creo que todos nos merecíamos en casa poder remontar un partido y estar al final todos contentos de nuestra actuación. Kendi evimizde bir maçta güzel bir performans gösterip de oradaki sergilediğimiz şeyden hep birlikte memnun kalalım istiyordum yani. Rizespor benim çok hoşuma gitti oyun olarak. İçeride kaliteli oyuncularla oynamayı biliyorlar. Dışarıda da çok hızlı oyunculara sahipler. O yüzden bugünkü başarıya ayrı bir önem veriyorum. Necesita tiempo. Yo llegué a media temporada o un poco pasada la media temporada. Öncelikle tabii ki de hoşuma gitti. Çünkü yani mutlu oldum. Çünkü her hoca aynı şekildedir. Ben şimdi sezonun ortasında geldim. Daha iyi olmasa da farklı konseptler eğer tanıtmaya çalışırsak ilk önce zamana ihtiyacım var.
var ve o zamanla birlikte sonuç da alabiliyor. Hasta ahora habíamos jugado pues 60 minutos bien con Trabzonspor. 60 dakika mesela Trabzonspor'a karşı iyi oynamıştık. Göztepe'ye karşı ikinci yarıda güzel oynamıştık ama bütün maçın böyle 80 dakikası veya diyelim çok iyi oynadığımızı söyleyemezdim aslında önce. Bu yine yolda devam edeceğiz. Devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fakat bu sadece 3 puan, daha fazlası değil. İlk maç pazartesiydi. Şimdi bu maçı da aslında aynı haftanın içerisinde yaptık. Yani ne kadar önemli olduğunu benim için şahsi olarak, onun dışında oyuncular için ve kulüp için ne kadar önemli olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyuncular tekrardan kendilerine gelecekler. Ve bir sonraki rakibimize odaklanacağız. Y por eso también hemos ganado, porque ellos nos han apoyado. Bence aslında bugünkü maçta zaten destekledi taraftar bizi ve aslında onların destekleri sayesinde kazandığımızı da söyleyebilirim. Ha salido o medios. Bazı şeyleri kontrol etmek imkansız tabii ki. Mesela benim Barcelona'ya karşı herhangi bir kazanma şansımız yok dediğime dair birileri bir şeyler söylemiş. Böyle bir şey söylemedim ben halbuki. Bu tarz aslında doğru olmayan şeylerin söylenmesi bizim de aslında kötü bir imaj yaratmamıza sebep oluyor. Benim için, çalışanlarım, ekibim için. Hepimizi bu sefer taraftarlar diyorlar. Böyle söylemiş bu hoca. O zaman bizim gözümüzde düşüyor. Bunun bir yeri yok şeklinde. Bizim sürekli kendimizi korumamız gibi bir durum söz konusu olur. Por ejemplo, yo lo que dije es que nos ha tocado. Şu anda şöyle bir şey dediğimi söyleyebilirim. Net bir şekilde çok formda olan bir takım. Bu doğru olduğu için böyle bir şey söyledim. Ama biz Galatasaray'ız ve tabii ki de onlarla mücadele edeceğiz. Entonces todo esto no ayuda. Yardımcı olmuyor bu tarz şeyler. Yani böyle şeyleri karıştırdıkları zaman. Ama biz burada taraftarlar için oynuyoruz. Taraftarlar olmadan futbolun bir anlamı kalmıyor. Ve orada rakibimiz aslında sahada oynadığımız rakibimiz. Yani orada rakip olarak görülen kişi asla oyuncular veya işte teknik adam şeklinde düşünmemek lazım. Bu şey geriye düştüğümüz zaman bugünkü maçta 1-2 olduğunda skor. Onlar bize inanılmaz yardımcı oldu. Onlar kazandılar bu maçı. Y esto tienen que saber que con ellos jugamos con 12. Bunu bilmeleri lazım. Onlar olduğu zaman 12 kişi oynuyoruz biz sahada. Y jugamos por ellos. Onlar için oynuyoruz. Nos entregamos por ellos. Onlar için kendimizi veriyoruz. Porque es lo que tiene sentido en el fútbol. Jugar Çünkü por tu afición. Maçın amacı odur. Yani taraftarın için oynarsın. Futbol budur. A partir de aquí yo no puedo controlar lo que piensan. O noktadan sonra benim kontrolüm dışında olan şeyler. Ya ben elinden gelen her şeyi yapacağım. Hala veriyorum, yapıyorum zaten. Benim ekibim de elinden gelen her şeyi verecek. Ve kulüp olarak da her şeyi yapacağız. Ama onun ötesindeki şeyler kontrol dışındaysa yapabileceğimiz bir şey yok. Ben 1,5 ay içerisinde kendimi gerçekten Galatasaraylı olarak hissettim. Yani Galatasaray benim kulübüm. Ben buranın bir parçasıyım şeklinde hissettim. Bunun dışında kontrol edemeyeceğim şeylerle ilgili herhangi bir gerginlik yaratmıyorum kendime. O şey, ¿qué dicho esto? Bunu söyledikten sonra o başarı onun. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kupanı Tuttur. Futbol, dünyadan futbol. Ama Mit gazetesi UEFA'nın Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal ettiğini yazdı. Bu kararla birlikte Alman ekibi Leipzig direkt olarak çeyrek finale yükseldi. UEFA 28 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde Rusya'nın St. Petersburg şehrinden alıp Paris'e vermişti. Leipzig takımının yöneticisi Oliver Mintzlaff yaptığı açıklamada şunu söylüyor. İletişimde kalmaya devam ediyoruz UEFA'ya ve onların vereceği karara güvenimiz tam, maçların iptal edileceğini düşünüyoruz. Hafta sonu Leipzig'ten yapılan açıklamada UEFA ile görüşmelerin sürdüğü ve Spartak Moskova eşleşmesi ile ilgili kararın yakın zamanda açıklanacağı belirtilmişti. Elbette ki karara güvenirler çünkü doğrudan maç oynamadan bir üst tura çıkmış oluyor Leipzig. Futbol, dünyadan futbol. Az önce Galatasaray'ın teknik direktörü Domenech Torrent'i dinledik. Önemli açıklamalar yaptı. Elbette ki sevinçliydi. Elbette ki Barcelona en kötü senaryo açıklaması tepkiye neden olmuştu. Çünkü elbette ki Barcelona formda, dün de Atletik Bilbao'ya 4 tane gol attılar ki son bölümde çok organize oynayan bir Barcelona izledik. Elbette ki formda ve elbette ki Avrupa'nın en başarılı takımlarından bir tanesi. Ama Galatasaray'da elinden geleni yapacak tur için. En azından buna yönelik açıklamalar yapması beklenirken ilk elden söyledikleri
olayları elbette ki Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Ve ismi anons edilince de bazı taraftarlar onu protesto ettiler ıslıklarla. İşte buna yönelik bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti maçtan sonra teknik değerlendirmenin yanı sıra. Ve dedi ki ben 1,5 aydır burada çalışıyorum ve kendimi Galatasaray'ın bir parçası olarak hissediyorum. Öyle olması lazım. Eğer Galatasaray'ın teknik direktörü ise eski takıma ya da yıllarca çalıştığı takımı Barcelona çıksa bile rakip olarak Galatasaray adına her şeyi yapabileceğini ifade etmesi gerekiyordu. Yapabileceğini düşünüyorum ben. İyi niyetli bir insan olduğunu düşünüyorum ama sanırım o ilk açıklaması talihsiz oldu. Biraz amacını aşan bir açıklama oldu. Bunu düzeltmiş oldu Domenech Torrent. Galatasaray'a gelecek olursak bence Galatasaray kazanmayı hak eden taraftı. 4 tane gol attı ama 5'i 6'yı da bulabilecek pozisyonları üretti Galatasaray. Özellikle ilk yarıda ama son vuruş açısından başarısızdı. Biliyorsunuz Berkan 18'in hemen önünde topu önünde buldu. Birazcık kontrollü vurabilse ya da kontrol edip vurmayı tercih etse kalenin istediği yerine topu gönderebilecekken direkt vurmayı tercih etti. Buna benzer pozisyonları Kerem'le de buldu Galatasaray. Ama farkı açamadı. Tabii hakemin kararları özellikle rakip takım tarafından, Çaykur Rizespor tarafından çok eleştiriliyor. Ona da bakacağız ama hakemlik bir şey var mıydı? Verilen penaltılara bakıp genel itibariyle birebir mücadelelerdeki inisiyatif haklarını da değerlendireceğiz. Hakemlik bir şey var mıydı? Yoksa Domenech Torrent'in söylediği gibi Galatasaray oyunun neredeyse 80 dakikasını bütünüyle domine eden taraftı ve kazanmayı hak etti mi? Bu soruların yanıtını arayacağız. Teknik direktör Erdal Işıkarlı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk yazıyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim ben de. Size de kolay gelsin hocam. Sağ olun. Şimdi hocam ben şunu düşünüyorum. Galatasaray'da bir sistem belirmeye başladı. Yani Domenech Torrent kenarları kullanmaktan, kenarları daha çok kullanıp ortayla gol bulma anlayışından ziyade Barcelona gibi tabii ki mükemmeli yapamaz ama en azından belli ölçülerde ligde durumu kurtarabilecek ölçüde pas oyunu. Yani 3. bölgede daha çok pas, derin sızma paslarla Galatasaray'ı gole götürmeye çalışıyor. Bu sistemi de orta sahadaki üçlü çok aksıyor olmasına rağmen işletti Galatasaray bence. Şunu söylemeye çalışıyorum. Böyle bir sistemi, yani pas akışkanlığı, hızlı geçişleri yapabilmek için orta sahada oynattığınız üçlü oyuncu, defansif orta saha oyuncusu, göbek merkez orta saha oyuncusu ve forvet arkasındaki serbest oyuncunuz çok iyi olmalı hocam. Minimum pas kaybıyla oynamalılar. Oyun perspektifleri çok iyi olmalı. Sürekli kendini gösterip top istemeli. Ama ne Çıkaldao, ne Berkan Kutlu, ne Taylan Antalyalı bunu yapabilecek meziyette, potansiyelde, formda değil. Elbette ki koşu mesafelerine baktığımızda Taylan da Berkan da çok koşuyor. Ama nafile. Çünkü bu koşuların anlamlı olabilmesi için topu doğru kullanmanız lazım. Aldıkları her topu yanlış kullanıyorlar hemen hemen ve gerçekten çok kötü tercihler yapıyorlar. Bu üçlü orta sahanın dışında belki Feghouli'yi tercih edebilir ki Feghouli girdikten sonra ağırlığını ortaya koydu ama bilmiyorum antrenmanda ne görüyor Torrent. Demek ki bir şey görüyor ki Feghouli'yi 90 dakikalık bir oyuncu olarak değerlendirmeyip 11'e almadı. Ama onun gibi bir zekaya ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Orta sahadaki üçlü dışında hocam ben Galatasaray'da Omar ve sol tarafta oynayan Anholt başta olmak üzere stoperler de öyle. Bireysel performansının da çok iyi olduğunu gördüm. Takım oyunu açısından da rakibinden çok daha öndeydi Galatasaray. Kazanmayı hak etti diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Çok doğru. Yalnız Özgür şuna dikkat etmek lazım. Yani senin söylediklerine tamamen katılıyorum. Ama Galatasaray 2 haftadan beri yaptı. Özellikle gösteriyor bu maçtan kazanımı. Fiziki açıdan hangi sistemde oynarsak takımda oynasın. Ama fiziki anlamda 2 haftadan beri son dakikada zaten galip geliyor. Fiziki olarak bir üst seviyeye bir böyle bir dirilme, bir canlanma, fizik kalitede biraz bir düzelme oldu. Bana göre Galatasaray'ın en büyük artısı bu. Yani 2 haftadan beri özellikle göstermesine son dakikada, bu maçta son dakika yani daha tempolu, daha coşkulu, daha istekli. Tabii bu fizikle ilgili. Fiziğin iyi olduğu zaman hareketleri daha rahat yapabiliyorsun. Ama senin dediğin gibi orta sahada en önemli bir kalite eksikliği var. Orada şimdi son bölümde mesela Feghouli ile Babel girdiği zaman Babel belki çok sene başından eleştirilen bir oyun. Ama top tutması, oyuna kalitesiyle, oyun bilgisiyle katkısı var. Aynı şekilde Feghouli de öyle. Özellikle son attıkları golde harika işler yaparak galibiyet golü de getirdiler. Ama Galatasaray'da bana göre en büyük şu anda baskı biraz da işte orta saha oyuncuları Berkan belki bu kadar, Taylan bu kadar belki çok kötü oyuncular değil. Ama o stres baskı, o eleştiri şu anda onları 2 adım 3 adım geri atmış durumda. Onların da belki çok kaliteli olmaları zaman mesela Taylan da bu kadar kötü değildi. Berkan da bu kadar kötü değildi. Yani biraz da onlara işte moral, motivasyon, özgüven taraftan biraz desteğe bence ihtiyacı var. Bu kadar kötü bana göre değiller. Ama psikolojik baskı, onların moral motivasyonu kolay değil. Yani 40-50 kişi önünde sürekli
işte yuğulanan ve ıslıklanan ve eleştirilen oyuncular olmak kolay değil. Neticede bunlar işte genç oyuncular. Bir Berkan da olsun, Taylan da olsun. Mutlaka bundan biraz daha desteklenme, güvene, şefkate, taraftan desteğe ihtiyacı var. Çok özür dilerim araya girdim ama Taylan hakkında şu parantezi açabilir miyiz? Taylan Erzurumspor'da forvet arkası oynuyordu bildiğim kadarıyla, çoğu maçta öyle oynadı. Yani defansif orta saha rolünde Taylan gereğini tam yapabilecek özelliklere sahip bir futbolcu değil. Mesela bilmiyorum Erik Pulgar'ı niçin oynatmıyor? Demek ki onu yeterli görmüyor. Antrenman performansıyla ilgili bir sorun var. Ama orada yeterli bir oyuncu olsa, sert bir defansif orta saha oyuncusu olsa, onun önünde ya da biraz önde Taylan çok daha verimli olabilir. Doğru. Taylan yani defansif anlamda birebir mücadeleye girip temas oyununu %100 başarabilecek bir oyuncu değil. Orada oynattığın zaman çok zorlanıyor. Bir de en büyük eksiği orada 6 numara pozisyonda oynayan en önemli özelliği çevre kontrolü olması lazım. Hmm. Yani baktığımız zaman daha önceki maçlarda hep sırtı dönük kaleye top aldığı zaman hep kayıp toplar yaptı ve bu 2-3 tane benim bildiğim veya 4 tane de olabilir. Onun yaptığı hatalardan Galatasaray takım gol yedi. Taylan'ın en büyük eksiği, geliştirmesi gereken özellik çevre kontrolünde eksiklik var. Yani top gelmeden önce çevre kontrolünü iade mi yapacak, dönecek mi, yan mı oynayacak, onların tercihini bence yanlış yapıyor. 6 numarada en olması gereken özellik çevre kontrolü, Taylan'ın bu eksikliği var. Dediğim gibi mesela 8'de veya 8 pozisyonda belki Taylan çok daha faydalı olabilir. Ama baktığımız zaman da Taylan'ın yerinde oynayacağı kim var, o da önemli. Daha iyisi olmadığı zaman mecburen belki de İdmanlar dediğim gibi Taylan'dan belki de memnun, bilemiyoruz tabii yani. Ama ben şunu iddia ediyorum, Taylan bu kadar kötü bir oyuncu değil. O bölgede daha önce de geçen seneki yıllarda da çok verimden bir oyuncuydu. Yani belki tam o zaman da hatalar yaptı. Ama mutlaka biraz özgüvene, biraz desteğe, biraz morale ihtiyacı var. Kolay değil. Yani 40 bin kelim Galatasaray forması taşımak. Ama çok bir alternatifin olur, o zaman Taylan'ı kenara atabilir. Ama çok iyi, daha iyisi yoksa bu sefer Taylan'ı veya onun gibi oyuncuları da kazanmak lazım diye düşünüyorum. Bir de çok zor bir süreçten geçiyor. Küme düşmek odasında bir Galatasaray. Çok eleştirilen yönetimi, taraftarı, camiasıyla her taraftan çok eleştirilen bir Galatasaray var. Bunu mutlaka o şekilde de bakmak lazım diye düşünüyorum Galatasaray taraftarı açısından. Çaykur Rizespor'u nasıl buldunuz hocam? Jetson Fernandes bence sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. Mükemmel. Yani geçen hafta da çok iyiydi. Bu hafta da çok iyi. Galatasaray ilk geldiği günlerdeki belki biraz sıkıntılıydı. Geçen dönemde, son dönemlerde buna yakın oyunlar oynadı. Ama baktım foylsüz durdurma imkansız. Yani foyl yapmadan durduramıyorsun. Müthiş. Attığı gol de müthişti. Birine baktığımız zaman Boyut'un golü de gerçekten harikaydı. Galatasaray'ın golleri de harikaydı. Van Aert'in, o da gerçekten sağ ayağımda iki tane müthiş gol attı. Hocam ama bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Tamam, şeyinki duran toptan Jetson'un attığı gol güzeldi. İyi gördü. Uzak noktaya çok iyi vurdu. Ama Galatasaray'ın attığı, yani attığı ilk gol Van Aanholt'ta ve sonrasında Galatasaray'ın 3. golü bence hazırlanış bakımından, tabii, organizasyon bakımından çok daha iyiydi. 3. gol zaten tam bir Barcelona golüydü. Tam bir Barcelona golüydü. Yani Van Aanholt aldı, verdi, girdi, tekrar çok düzgün bir biçimde bıraktı değil mi? Tam bir Barcelona golü oldu. Yani o hazırlanış organizasyonu bakımından. Sonu harika bir goldü. Yani orada tika taka dedikleri Barcelona'nın müthiş orada kısa paslarla küçük yüklemlerle. Seguin'le son zaten arkadan nasıl gördü, nasıl önüne bıraktı, müthişti. Ama dediğim gibi yani o hazırlanış bakımından diğer Jetson Fernandes'in müthiş bir golü, Boyut'un müthiş golü. Her türlü gol gördük. Yani sadece hazırlanış olarak da duran top olsun, uzaktan şut olsun, hazırlanış olarak olsun. Gerçekten goller harikaydı. Bir de tabii Gomis'in oyuna girmesi takım ayrı bir enerji verdi. Belki çok şu anda hazırlık çok üst seviyede değil. Ama en azından tribünleri arkadaşlarına ateşleyebilen bir oyuncu. Hem girdi ama ben bundan sonra Erdoğan haftanın onun atacağını bir tahmin ediyorum. Enteresan. Penaltı atmak çok ilginç bir olay hocam. Mesela Messi de penaltı atamıyor ama dünyanın en iyi oyuncusu bence. Bafétimbi Gomis geçen hafta İzmir'de o kadar baskılı ortamda, Göztepe taraftarının oluşturduğu baskılı ortamda çok rahat geldi topun arkasına. İki penaltıyı da çok rahat kalenin ortasına bıraktı. Kaleciye evet. Baktı. Bu sefer tedirgindi. Tedirgin olduğum vakit ki dün Liverpool Chelsea kupa maçında da bu hissedildi. Kepa çok tedirgin gitti kaleciye.
kaleci son penaltıyı kullandı, atamadı, kupayı kaybettiler. Yani çok böyle gerildiğin, tedirgin olduğun zaman eğer gerginsen penaltı atmayacaksın, topun başına gitmeyeceksin, bırakacaksın. Yüzünden ben Bafétimbi Gomis'in Göztepe maçında o kadar baskıya rağmen yüzünde beliren rahatlığı olmadığını gördüm. Yani rahat değildi, çok gergindi, kendinden emin değildi. Kaçıracağı da çünkü çok gösterdi nereye atacağını. Tabii. Bir de şöyle, Gomis mesela ısrarlı bir oyuncu. İkinci penaltıyı da atmak isteyebilirdi, baba el attı. Yani evet. Orada da ısrar etmemesi de avantaj. Bir de penaltı atmak çok ayrı bir şey. Ben mesela Sakaryaspor'da oynarken, bizim işte sen de tanırsın, Zan Basan vardı Fenerbahçe'de. Biz onunla beraberdik. Ben sağ bek oynadım. Orta sahada stoperimizdi. Penaltıları atardı. Stoper olmasına rağmen müthiş böyle direkt böyle ayak içinde direkt dibine bırakan bir oyuncuydu. Yani stoper normalde ne dersin? Türkiye'de mesela kazma dersin baba, hocam. Kazma dersin. Tekniği zayıf dersin falan. Genelde işte 10 numara atar, işte santrafor atar veya iyi bir orta saha atar dersin. Ama stoper dediğim müthiş penaltıları atardı bizde. Ben ondan mesela penaltıların attığı, yani stoper olsun, sağ bek olsun, orta saha olsun, o ayrı bir yetenek. Mevkiyle ilgisi yok bence. Gomis de bence ilk maçta da zaten Göztepe maçında da çok sıkıntılı penaltılar attı. Bu maçta da bundan sonra mesela Babel varken Babel atması lazım. Veya Çıkaldağ atabilir. Çıkaldağ oyunda hiç yok ama penaltı atmak hasıl olmuşsa, gerekiyorsa Çıkaldağ'ı oyuna bile alabilirsin. O kadar rahat penaltı atıyor ama onun dışında yok. Değil mi hocam? Tabii oyuncu o anda sadece şuna bakıyor. Tabii doğru söylüyorsun ama ancak oyuncu sadece şuna bakıyor. Ben gol sayımı arttırayım, penaltı atayım, benim haneme gol yazılsın diye düşünüyorum. Veya gol atıp moral bulayım. Ama Galatasaray, özellikle Galatasaray 2 hafta çok riskli yerlerdeydi. Yani mesela 2 haftadan beri Göztepe maçı, bu maç 6 puanlık maçlardı. Ki şu iki maçı kazanmasa önümüzde bir Konya maçı var. Ondan sonra Beşiktaş maçı var. Çok daha sıkıntılı günlere de girebilirdi. Ama şu iki maçta alınan 6 puan tabi en moral motivasyon, en özgüven açısından, en de puan olarak şu anda sanırım 35 puan oldu. Biraz daha rahatladılar. Bundan sonra ben Galatasaray'ın biraz daha oyun anlamında biraz daha böyle rahat bir periyoda gireceğini tahmin ediyorum. Hem özgüven açısından hem puan olarak rahatladılar. Hem moral geldi takıma, özgüven de geldi. Bundan sonraki mesela Konya Beşiktaş maçlarını biraz daha oyun olarak daha iyi bekliyorum yani. Sayın Erdal Işıkar, tespitlerini sizlerle paylaştı. Hocam var mı ekleyeceğin son bir şey? Vallahi işte yok şu anda. Bu arada Jetson Fernandez'in attığı golde kaleci Peña barajı biraz daha iyi kurdurabilir miydi? İkili barajda orada çok dikkatli olmak lazım. Çünkü uzak noktaya gitti. Topun oraya gideceği belliydi. Elbette ki kurtarmak çok zor ama yani iyi kalecilerde bir adım daha fazla atıp daha iyi uzayabilir o toplara. Bu konuda sen daha iyi bilirsin. Ben öyle değerlendirdim hocam. Tabii ki zor. Doğru, çok iyi vurdu çünkü. Ama uyanık olmak lazım. Yani oraya atacağı çok belli topu. Topu herhalde barajı geçtikten sonra gördük gibi geldi bana. İşte yani vuruş anında değil mi? Yani barajı doğru kurdurmak, doğru yerde durmak, barajda arandaki mesafeyi, açıyı iyi ayarlamak çok önemli hocam. Bir tecrübe oldu bence. Yani onun çalışması lazım. Evet. Peña'nın. Çünkü yani hani yakın direğe vursa, barajın içinden geçse anlayacağım, gitmesi zor ama zaten durduğu yerde biraz daha uyanık olup bir adım daha atıp uzasa, belki ucu, parmağının ucuyla dokunsa topu çıkarma ihtimali var hocam. Evet, doğru. Onun da şanssızlığı, top çok iyi yere gitti. İkinci golde Boyd'un vurduğu da gerçekten müthiş yere gitti. Yani bir adamı kaleci şanslı veya hakem şanslı olur, futbolcu şanslı, kaleci şanslı olur. Gerçekten iki topta çok iyi yere gitti ama birinci golde dediğim gibi biraz daha dikkatli. Ama ikinci golde yapacağı bir şey yok tabii. Ama ilk golde biraz daha dikkatli olabilir tabii. Sayın Erdal Işıkar bizimle birlikte Galatasaray bölümümüzde. Hocam Çaykur Rizespor adına var mı değerlendirmeniz? Valla Çaykur'sa şu anda bu şeyle mağlubiyetle biraz sıkıntı. Şu anda 23 puanları var. Bir seri yakalamaları lazım artık. Yani böyle bir 2 maç, 3 maç, 3 maçta 7 puan gibi. Yoksa şu anda 6 puan var. Giresun'un galip gelmesiyle beraber arada 6 puan fark var. Biraz sıkıntılı bir sürece girdiler diye düşünüyorum ben Özgür. Bülent Korkmaz, acaba bu penaltılar Galatasaray'a verilir miydi? Galatasaray aleyhine verilir miydi demek istiyor. Ne diyorsunuz? Haklı buluyor musunuz onu? Ya bence ikinci penaltı mesela gri bir pozisyon bana göre. Yani tamam, belki o darbe, ufak bir darbe var ama yani yorumculara da baktığımız herkes iki, yani birisi penaltı var, birisi yok dediği zaman ben de o pozisyonlarda varın devreye girmemesi lazım. Bence ikinci penaltı biraz ağır gibi geldi bana. Ağır gibi geldi. Aynı şekilde kırmızı kart da biraz bana ağır geldi. Yani ikinci sarı kart
çok gereksiz bir sarı kartı. Çünkü haftaya da önemli maçlar var. Hakemlerin çok dikkatli olması lazım. Son 11 haftaya girdik. Yani ikinci sarı kartı bana göre çok gereksiz. Oyuncu haftaya oynayamayacak. Evet. Yani kime düşmeye bitti. Ben şampiyon fark etmez. Ama o maç, o adamın maç başı var, primi var. Önemli bir maçı var haftaya içeride. Sanıyorum içeride kiminle oynayacak. Giresun'da galiba çok önemli Giresun'da, bir maç var. Giresun'da evet, derbi gibi bir maç. Çok gereksiz bir ikinci sarı kart. Hem 10 kişi bırakıyorsun. Ön hafta adam oynamayacak, oyuncu oynamayacak. Hakemlerin de çok son derece artık dikkatli olmaları lazım. Artık böyle telafisi olmayan haftalara gülür çünkü. Hocam bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi kolay çalışmalar, gelsin. Kolay gelsin. Teknik direktör Erdal Işıkar bizimle birlikteydi. Avrupa'dan futbol. İspanya. La Liga'da şampiyonluk yarışı veriyor Real Madrid. Deplasmanda Madrid derbisinde Rayo Vallecano'yu 1-0 yendi. Real Madrid'in en yakın takipçisi Sevilla ise bir başka derbide. Sevilla derbisinde Real Betis'i 2-1 yenerek 6 puanlık farkı korudu. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona evinde Athletic Bilbao'yu 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. La Liga'nın 26. haftası sonunda 60 puanı bulunan Real Madrid'i Sevilla 6, Real Betis 14, Barcelona 1 maçı eksik hatırlatmakta fayda var ve Atletico Madrid 15 puan geriden takip ediyor. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Bursa Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan, açık kalp ameliyatına girecek olan Şaban Saygın için 0 RH negatif kan aranmaktadır. İletişim kurmak isteyenler Murat Saygın'ı arayabilirler. 0507 889 69 25 telefon numarası. Bir kez daha hatırlatıyorum. Bursa'da Şehir Hastanesi'nde açık kalp ameliyatına girecek Şaban Saygın ve kendisi için 0 RH negatif kana ihtiyaç var. Murat Saygın'la bağlantı kurabilirsiniz. Telefon numarası 0507 889 69 25. Bir yorum. Sayın Ali Kunak bizimle birlikte, eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri. Hocam hoş geldiniz. Merhaba sevgili Özgür. İyi haftalar hocam. Nasılsınız? Nasıl başladı gününüz? Çok şükür. İyidir. Yaramaz bir şey yok. Dün akşamki maçın cihazlar devam ediyor. Doğru. Bu arada dün akşamki maça geçmeden önce Samsun Spor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, artık Merkez Hakem Kurulu'na olan inancımı ve güvenimi kaybettim. Türk futbolunun başı sağ olsun demiş. Evet, dün Ümraniye Samsun Spor maçı oynanmıştı. Orada bir o maçtan dolayı şey var, başkanın tepkisi var. O var, kırmızı kartla bir oyuncular attı. Samsun Spor Başkanı da geçen sene de bu sene de hakikaten büyük emekler verdi ama bir türlü hedefe ulaşamadılar ve bu sene de hedefe ulaşamamalarında hakem camiası da bir yerde sorumlu tutuyorlar. Ha, hakem hataları oluyor. Olmuyor değil. Kulüpler de hata yapıyorlar kendi yönetimlerinde. Ama maalesef bu sene sadece 3 büyüklerin 4 büyüklerin maçlarında değil, alt liglerde yani TFF 1. ligde, 2. ligde, 3. ligde öyle büyük hakem hataları yapılıyor ki, öyle ciddi hakem hataları oluyor ki Özgür, hakikaten kulüplerin isyanına hak vermemek elde değil. Maalesef bu sene hakemlik için kötü bir sene oldu. Evet. Hocam gelelim Ümit Öztürk'ün yönetimine. Çaykur Rizespor yönetimi çok eleştiriyor. Yani Çaykur Rizespor'dan alıp Galatasaray'a verecek nitelikte hatalı bir maç mı yönetti Ümit Öztürk? Buna inanıyor musunuz? Sevgili Özgür, şimdi buna inanmıyorum öncelikle. Şöyle tartışılan pozisyonlara baktığımızda şimdi 4 tane ana pozisyon var maçta. Bunların 2 tanesi Galatasaray'a veren penaltı. Bir tane Rizespor'un penaltı beklediği pozisyon ve bir de kırmızı kart pozisyon. Şimdi pozisyonlara baştan bakarsak ya, Gomis'le Tarık'ın mücadelesinde Gomis'in topa vurmuş olması, topu kaleciye arkadaşına pasta göndermiş olmasından sonra Tarık'ın gecikmiş müdahaleyle kafasına yapmış olduğu bir temas ve itme bir yerde oyun kurallarına göre net bir ihlaldir. Burada
Bazı yorumcular diyorlar ki topa vurdu ama top gitti arkadaşına, yani hedefine ulaştı. Ya ne olursa olsun top hiç olmasaydı eğer, öyle bir pozisyon olduğu zaman bir oyuncu rakibine topun oyunda olması koşuluyla faul yapmış sayılmaz mıydı? O zaman bu da bir penaltı yani. Ben bu pozisyonda hiç bir şey görmüyorum, sıkıntı görmüyorum. Ve penaltı kararı da doğru olduğunu düşünüyorum. Ha, penaltı kararı doğru sizce. İkinci penaltı kararına gelince, burada da Kerem'in kendisini atma şekline bakarak bazı yorumcular diyorlar ki ya sonradan attı kendini aldı diyorlar. Ama temas var mı yok mu ona bakmak sonradan lazım. Sonradan attı. Sonradan attı şimdi, tamam. Ya tabii abi sonradan attığına niye bakıyorsunuz siz? Orada temas var mı yok mu? Şimdi yine Tarık Süpürge gibi geliyor orada. Ve temas da yapmış. Yaptıysa da bu bir penaltı. Ha Kerem'in sonradan kendini atması belki bir yerde hakemin dikkatini çekmek amaçlı profesyonelce bir davranmış olabilir bu. Ama bu Kerem'in atması asla asla pozisyon değerlendirme bir kriter değildir. Sadece temas anıdır. Bence VAR'da temas yakaladığı için temas sırası da net bir şekilde kanıt olarak görüntülerle ortaya koyduğu için müdahale etti ve penaltıyı doğru verdi diye düşünüyorum. Bunlar hakemin artılarıydı, doğrularıydı bana göre. Yani iki penaltı için de ben hakem hatalı karar verdi diyemem. Ha vermeseydi de demezdim. Ama penaltı ve kararı vermesi daha doğru. Bence önemli bir hatası Yusuf Nelson'un Yusuf Sarı'yı itmesi vardı. Bu itme çok bariz ve net bir itmeydi ve Yusuf Sarı'nın dengesini bozuyordu. Ona tesir de ediyordu. Buna penaltı vermeliydi. Şimdi bazıları diyorlar ki buna VAR niye karışmadı? VAR itmelerde karışmıyor sevgili Özgür. Temaslarda karışır. Bu çok önemli. Elde oynamalarda karışır. İtme yani. Bak, korner atılacak futbolcular birbirini itiyor. Buna VAR müdahale etmiyor. Zaten hakem görüyor diye müdahale etmiyor. Hayır. Şimdi VAR şunu sorar. Der ki bir itme var gördün mü? Der. Gördüm dediği anda bitmiştir. Çünkü onun şiddetine karar verecek kişi hakemdir, VAR değildir. Anladım. Ama hayır itmeyi görmedim dediyse o zaman çağırır. Bu işin VAR'la hakem arasında maç içerisindeki diyaloglar bu şekilde. Önce şunu sorar. Yusuf Sarı Nelson tarafından itildi. Bunu gördün mü? Hakem dediyse gördüm ancak itmenin şiddeti bana göre bir faul gerektirmiyor dediyse VAR'ın burada işi bitmiştir. Asla bir daha karışamaz. Çünkü o konuda karar, itmelerin şiddeti konusunda karar verecek kişi hakem. Bu konuda da hakemin böyle takdir ettiğini düşünüyorum. Ama takdirini yanlış kullandığını düşünüyorum. Buna penaltı verseydi daha doğru olur diye düşünüyorum. Peki. Sonunda Rizespor'dan atılan futbolcu konusunda da İkinci sarı kartın yanlış olduğunu, hakemin buradan hangi tesir altında kalarak böyle bir karar verdiğini ne anlam veremiyorum. Yani Bayano'nun kırmızı kartına ikinci sarı kartı bence hatalıydı. Yapmış olduğu hareket, rakibine eliyle dokunmasının içerisinde şiddet yoktu, acımasızlık yoktu, sarı kartı gerektirecek bir durum yoktu diye düşünüyorum ben. Anlıyorum. Peki pozisyon hocam, olarak değerlendirmen bunlar. Peki. Gelin itibariyle siz kaç puan verirsiniz Ümit Öztürk'e bu maç için? Düşük puan veririm. Düşük puan. Yani şöyle. Tabii ki siyah beyaz hata görürüm Yusuf pozisyonunu. Penaltıları gri pozisyon olarak değerlendiririm. Ve iki kırmızı kartı hatalı görürüm. Yani iki tane hata. Yani 7-9, 7-4, 7-5, 7-6 oralar o civarda bir not aldık. Normalde UEFA kriterlerine göre gözlemlisinden. Peki. Hocam yeni bir hali... Buyurun. Sevgili Özgür. Buyurun. Vaktin var mı? Var var. Buyurun hocam. Tamam. Şimdi maçtan sonra biliyorsun Rizespor yönetiminin sayın başkanının acayip çok yüksek tepkileri oldu. Birçok kanala bağlandı. Ve maç esnasındaki hakem yönetimine erişti. Maç esnasında hakem yönetimi genelde iyi değil. Yani sadece verilen bu 4 pozisyon bazında değil. Saha içerisinde Ümit Öztürk'ün dünkü duruş ve bakışları beni tedirgin etti. Allah Allah. Nasıl bakıyor hocam? Niye böyle diyor? Niye öyle sizce? Yani bir tedirginlik var.
bir böyle bir faul çalıyor, arkasından jest mimikleri. Kendine güvenim yok. Kendine güvenim yok hocam. Bunu tam olarak kelime kelime size anlatamam ama bir hakem olarak yaşadığım için, o duyguları da yaşadığım için hakemin o hissiyatını dün yakaladım ben. Bir böyle tedirginlik, özgüvensizlik vardı. Allah Allah, bu çocuğa ne oldu diye düşünüyorum. Aslında başlangıçta atama hatasından dolayı maça tedirgin olduğunu, çıktığını düşünüyorum. Düşünüyordum. Neden dersen, şimdi Ümit Öztürk'ün Galatasaray'da bir geçmişi var. Nasıl? İki sene önce yetmiş olduğu Galatasaray-Trabzon maçından sonra olağanüstü tepkiler var. Artı Alanya Galatasaray maçından sonra ailesiyle birlikte Fatih Hoca'yla bir fotoğraf çektiriyor olması basında yer aldı. Şeyde soyunma odası koridorlarında falan. Bundan dolayı iyi satıldı. Ama daha sonra toparladı kendini. Hakemliği de iyi bir hakem aslında. Bir noktaya geldi ama dün akşam yine o acemi, eğik, tedirgin Ümit Öztürk vardı. Bu neden kaynaklanıyor? Bu atama hatalarından mı diye düşünürken maçtan sonra Yüce Spor Başkanı'nın, ben maçtan önce Mertcan Hakem Kurulu Başkanı'nı aradım. Bu hakem için Galatasaray'dı diyorlar. Bu atamada yapmışsınız. Maçta bir sıkıntı olmasın sorusuna MHK Başkanı'ndan ben kefilim cevabı aldım demesi üzerine olayı çözdüm. Nedir hocam olay? Bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı bir kulüp başkanına telefonundan çıkıp da ben bu hakeme kefilim falan dedikten sonra eğer dönüp de hakemi aradıysa, hakemin maç öncesi bütün motivasyonunu, bütün konsantrasyonunu yerle bir etmiştir. Şu olayı daha anlatabiliriz hocam. Kim aradı, ne oldu tam olarak? Şimdi Tahir Kıran bir akşam televizyonlara bakarak açıklamasında şunu diyor. Ben bu atamadan rahatsız oldum. Ve arkadaşlar bu hakemin bana Galatasaraylı olduğunu söyledi. Ben de bunun üzerine Ferhat Gündoğdu'yu aradım. Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Ya bu hakem Galatasaraylı diyorlar. Bunu nasıl atarsınız? Yanlış olmasın dedim. Niye? Kendi ağzından beyanat var. Ve Ferhat Gündoğdu da şu cevabı vermiş. Tahir Kıran'ın söylediğine göre. Demiş ki, siz hiç merak etmeyin, ben bu hakeme kefilim. Şimdi bu konuşma yapıldıktan sonra acaba Ferhat Gündoğdu Ümit Öztürk'ü aradı mı diye kafamda bir soru işareti çıktı. Şimdi doğaldır araması diye düşünüyorum böyle bir kulüp başkanından şey geldikten sonra. Aradığı zaman ne konuştu, ne dedi, bunları tabii bilmiyoruz ama eğer böyle bir konuşma geçtiyse hakemin dün akşamki dengesini bozan en önemli faktör bence budur. Anladım. Bunu da sorgulanması lazım. Sizce Merkez Hakem Kurulu Başkanı bu konuyu açıklık getirmeli mi? Çünkü olayın taraflarından bir tanesi Çankırı Spor Başkanı böyle bir açıklama yapıyor. Ya kesinlikle getirmeli. Akşamdan beri, daha doğrusu her olaylı, her sıkıntılı maçtan beri Merkez Hakem Kurulu yerin dibine giriyor. Yok, kayboluyor abi. Ya biriniz de çıkın, kamuoyunu aydınlatın, açıklayın. Kimse de kendi başına senaryo üretmesin. O öyle olmuş, bu böyle olmuş diye. Bizim biraz önce konuştuğumuz gibi anlatmasın. Ferhat Gündoğdu'nun ağzından biz duyalım, öğrenelim doğruları, gerçeği öğrenelim. Çıkın söyleyin. Yani ayıp bir şey yoksa, bir hatalı bir işlem yapmadıysanız çıkın kendinizi savunun, biz de gerçeği öğrenelim. Ama Merkez Hakem Kurulu'ndan sık yok, yine sık yok, yine sık yok. İnanılmaz bir şey sevgili Özgür. Peki. Hocam var mı haftaya dair ekleyeceğiniz bir başka şey? Şöyle, geçen hafta biz seninle Göztepe maçını, Göztepe Galatasaray maçından sonra bağlantı kurmuştuk. Ve maçın hakemi Arda kardeşlerdi. Ve tarihi bir maç olmuştu. 5 tane VAR müdahalesiyle hatırlarsan. Doğru. Ve hakemin çok kötü yönetimi gösterdiler. Şimdi biraz önce kupa maçları açıklandı. Çarşamba günü Arda kardeşlerin maçı var. Yani hiç dinlenmiş sayılmaz. Yani çarşamba maçı olduğu için hiç dinlenmiş, bunu adetmiyorum ben bunu. Pazar maçı ile çarşamba maçları bir yapılır çünkü. Ya arkadaş, biraz adaletli olun. Biraz ödül ve ceza sistemini lütfen düzgün bir şekilde işletin. Yani geçen hafta hakemliği yerin altına sokan bir yönetim tarzı gösteren, Göztepe sahasını birbirine katan, saha içerisinde seyirci inecek kadar orta posteri gelen bir yönetim tarzı gösteren bir hakemi alıyorsunuz,
hemen ertesi hafta kupanın çeyrek final maçına veriyorsun. Bu ayıp bir şey. Böyle bir atamalar tarzı olduğu zaman elde oturan hakemler de ringde günahını alıyorsunuz. Hı hı. O çocuklara da yazık. Ya bir de şu var, görev almayan hakemler var. Onlara yazık günah değil mi? Adaletsiz bir yönetilen bir sistem olunca o zaman adaletli yönetimleri beklemek de bence yanlış. Peki. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Sayın Ali Kunak bizimle birlikteydi. Eski bir hakem ve eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri fikirlerini sizlerle paylaştı. Sosyal bahsin tek adresi Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna tuttur, oyna hep oyna, kuponu tuttur. Avrupa'dan futbol. İspanya. Biliyorsunuz Arjantin teknik direktör Marcelo Bielsa Leeds United'la yollarını ayırdı. Önemli bir bütçeyle takımı yönetmeye başlamıştı ki Athletic Bilbao onun İspanya yani Bask bölgesinde asıl çıkışını yaptığı bölge. Oradaki başarısıyla bütün Avrupa tanıdı ve aslında iyi ve elit teknik direktör olma başarısını da bence orada elde etti. İspanya'daki günlerinden bu yana Marcelo Bielsa'yı en iyi tanıyan isimlerin başında geliyor sevgili Marco Kırdemir. Onunla pek çok projede çalıştı. Türkiye'ye gelmesi söz konusu olduğu zaman da temsil haklarını almıştı, inisiyatif kullanmıştı. Ama Türkiye'ye transferi olmadı Marcelo Bielsa'nın. Galatasaray'ın ama ağırlıklı olarak Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğuna dair haberlere konu olmuştu. Bugün yine iddia o ki Leeds United'da yollarını ayırdığı için Fenerbahçe Löw'le ya da Jorge Jesus'ta ya da bir başka teknik direktörle kesin olarak anlaşma sağlayamadığı için Marcelo Bielsa'yı bir kez daha gündemine aldı. Sevgili Marco Kırdemir bizimle birlikte Madrid'den seslenecek sizlere. Bakalım gerçek ne? Marcelo Bielsa bu konuyu doğruluyor mu? Sevgili Marco'ya soracağız. Yayınımıza hoş geldiniz sevgili Marco. Merhabalar Özgür. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyi haftalar. Ne var ne yok? Madrid'de nasıl durumlar? Madrid havalar çok güzel. Bugün hemen hemen 16 dereceyi gösteriyorum. Güzel bir gün. Böyle güneşli bir günü çalışmak da daha pozitif oluyor. Bakalım transferler başlayacak. Daha çok hoca transferleri diyelim. Hem Katar'da olsun hem birçok yerde bir dahaki sezon için birçok kulüpler hocalar için tabii ki iletişime geçiyorlar. Dediğim gibi evet sizin dediğiniz gibi şimdi bir dahaki sezon olsun. Katar, Suudi Arabistan, İran gibi ülkelerle de çalışıyorsunuz değil mi? Başka yani Avrupa'nın dışındaki tabii ülkelerle. Tabii. Zaten şu anda dediğim gibi Katar'da ayın 16'sında 16 Mart'ta lig biteceği için şu anda Katar takımları yeni sezon için hocalarını şimdiden yani müzakereye geçtiler, iletişime. Hatta ben bir iki takımla da hem bir Türk hocamız için görüşme yapıyorum Türkiye'den Katar'a. Hem de bir yabancı hocam için, Katar için, iki takım için çalışma yapıyorum. İnşallah bu Türk hocalarımdan da birinde inşallah Katar'a götürürüm bu sezon. İnşallah en iyisi olur. Harika. Sevgili Marco, şimdi Fenerbahçe'nin gündeminde Löw, Roger Schmidt, Jorge Jesus'tan bahsediliyor. Leeds United'dan ayrıldıktan sonra Marcelo Bielsa isminin de gündeme geldiğinden bahsediliyor. Bilmiyorum gerçekten gündemde mi ama siz biliyorsunuz eminim. Çünkü ona en yakın isimlerin başında geliyorsunuz. Evet. O bakımdan size sormak evet istedim. Nedir bu olayın aslı evet astarı? Şimdi şöyle, Marcelo Bielsa hocamla ben uzun yıllardır tanışıyorum. Hatta biz ilk kontağımız Türkiye'de Galatasaray'la olmuştu. Yani Galatasaray hocamızı istiyordu aslında 2017 yılında. Ama sonradan bir değişiklik oldu. Bir anda vazgeçtiler. Hatta hoca hatta uçağa binecekti. O kadar bilgilerim. O kadar yakındı yani. Her şey çok yakınken bir anda bozuldu. Biz de anlamamıştık. 2017'de zaten o sıralarda başkan kimdi? Milli takımından geldi. Dursun Özbek başkanlığında. Hatırlayamayacağım şu anda hangi başkanlığı ama dediğim gibi 2017'de zaten aynı anda benim Paris'te bir randevum vardı. Fas milli takım için Fas milli takımı federasyon başkanıyla görüşmem vardı. Dediğim gibi orada buluşacaktım. Ondan sonra o sene ve o ay onun bir arkadaşı vardı. Linz'de o araya girdi ve Olympique Lyon'a
ikna etmişti hocamızı. Yani Fas milli takımına da gitme şansımız vardı. O da sonradan rafa kaldırıldı. Dediğim gibi hoca Olimpik Lyon'u daha böyle enteresan bulmuştu. Ondan sonra Olimpik Lyon'a gitmişti 2017'de. Zaten biliyorsunuz daha sonra Lazio'nun arkasından da 4 senedir de Leeds United'da bulunuyordu hocamız. Güzel de bir başarılar elde etti. Leeds United'da kupa da kazandı bildiğiniz gibi. Yani başarılı bir hocam. Ama dediğim gibi şu anda yani Marcelo Bielsa hocamız için şu anda direkt bir yani bir takımın ilgilendiği söz konusu değil. Bunu burada belirtin de. Yani ne Fenerbahçe ne de Türkiye'den bir başka takımın ilgi alanında değil yok, şu anda yok. Anladım. Hayır yok öyle bir durum yok. Peki. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani bunu mutlaka belirtmek istiyorum. Hocamız yani bir kere 4 milyon euro gibi bir paranın aşağısına kesinlikle gelmem diyor. Onu da belirteyim yani. Yani bana verecek bir kulüp varsa oturulur konuşulur ama hocanın istediği yani yıllık ücret bu. 4 milyon net. 4 milyonun altında bir evet. rakama çalışmaz. Standardı bu. Evet. Bielsa'nın. Standardı o. Hocamızın doğru. standardı 4 milyon. Doğru. Evet. Peki siz mantıklı standardı. Görüyor musunuz sevgili Marco? Yani bu koşullarda Türkiye'den bu teklifi verebilecek bir takım çıkar mı? Marcelo Bielsa. Yani ben zannetmiyorum şu anda. 4 milyon çok büyük bir para bildiğiniz gibi ülkemizde de. Yani Euro'nun yani bir anda yukarı çıkması, yani ikiyi katlaması. Doğru. Yani hemen Euro 16'da yani çok büyük para yani. Bence doğru. yani ben şimdi gerçekleri konuşayım. Böyle büyük bir para da şu anda verileceğini zannetmiyorum. Şu koşullarda dünya ekonomisindeki yaşadığımız problemler içerisinde yani böyle büyük bir paranın verilmesi bence çok mantıklı gözüküyor. Nasıl olmaz? Mantıklı görünmüyor. Aynen. Mantıklı görmüyorum ben. Evet. Peki yani çalışmak istediği ülke açısından ücretinde feragat edebileceği bir opsiyonu var mıdır? Mesela ben İspanya'ya dönersem işte 4 değil de daha makul bir ücrete çalışırım evet, anlayışı İspanya. Var mı? Barcelo. Evet, İspanya. İspanya söz konusu olursa olur. Ha. Olur, evet. Anladım. Öyle bir durum var. Peki. La Liga. Evet. Peki. Evet. Sevgili Marco, benim size sorabileceklerim bu kadar. Var mı ekleyeceğin son bir şey? Yok, başka bir ekleyeceğim yok. Teşekkür ederim buradan bütün dinleyicilere. İnşallah kısa zamanda görüşmek görüşürüz. Üzere. Görüşürüz, maddi teselamlar. Sağ olun, iyi günler. Marco Kırdemir bizimle birlikteydi. Marcelo Bielsa ile çalışıyor. Herhangi bir temasın olmadığını ve Arjantinli teknik direktörün maaş standartının çok yüksek olduğunu söyledi. Türkiye söz konusu ise 4 milyon eurodan aşağı gelmem diyormuş Marcelo Bielsa. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Trabzonspor zor oldu ama kazandı. Kayseri Spor maçında geriye düştü Trabzonspor ama maçı çevirmeyi bildi. 3-2'lik skorla kazandı. 41 binden fazla taraftarın desteğiyle ki Avrupa'da şu ana kadar oransal olarak baktığımızda en fazla taraftar toplayan 3 takımdan bir tanesi sezon başından bu yana yapılan araştırmalarda Trabzonspor. Ve Trabzonspor ligde emin adımlarla yolunda ilerliyor. 66 puan yaptı. Ve Konyaspor, Alanyaspor deplasmanında farklı bir mağlubiyet alınca puan farkı daha da arttı. Konyaspor'un puanı 49. Biliyorsunuz Başakşehir mağlup oldu. İstanbul derbisinde Karagümre'ye 1-0 öne geçtiği maçta 2-1. Onlar 46 puanda kaldı. Yani en yakın rakipleri 49-46 puan alamadılar bu hafta. Ve Trabzonspor birazcık daha farkı açtı. 17 puan fark var en yakın takipçisiyle birlikte. Üstelik Konyaspor'un artık maçı eksik değil. Üstelik Başakşehir'in artık maçı eksik değil. Ve Adana Demirspor çok daha sağlam adımlarla geliyor. 45 puana sahip 4. basamakta ki ben Adana Demirspor'un lig ikinciliği için favori olduğu kanaatindeyim. Trabzonspor bölümümüzde Trabzonspor efsanesi teknik direktör Sayın Hüseyin Tok bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, iyi çalışmalar dilerim. Sağ olun. Hocam maç, sonra kupa çeyrek final maçı, Antalya Spor, sonra Fenerbahçe maçı. Bütün bunları konuşalım istiyorum ama öncesinde size Alexander Schürrle ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Trabzonspor'da çok başarılı oldu. Şimdi Beşiktaş'ın evet. ilgi alanında ki Beşiktaş'ın sportif direktörü evet ilgileniyoruz demiş. Ama benim bildiğim kadarıyla eğer Türkiye'ye dönecekse oyuncu Trabzonspor'un Leipzig'le yaptığı anlaşmaya göre önce Trabzonspor'a sormak zorunda. Trabzonspor izin verirse ya da satın alma önceliğini kullanmayı tercih etmezse bir başka Türk kulübü görüşme yapabiliyor. Değil mi hocam? Doğru mudur bu? Evet, evet. Yani veya bir bedel ödeyecekler bu transferden Trabzonspor'a.
Yani Trabzonspor her halükarda kendisi anladığı takdirde bile Trabzonspor'a bir transferden bir bedel ödeyeceğini de biliyorum. Yani ne kadar bir bedel hocam? Yani tam olarak biliyordum ama şu anda aklımda yok. Önce Trabzonspor'u tercih edecek. Trabzonspor'u almadığı takdirde Trabzonspor'a da bu transferden bir bedel ödeneceğini, yani Türkiye'de başka bir kulübe gittiği takdirde Trabzonspor'a da ayrıca bir bedel ödeyeceğini de o da var maddede olduğunu biliyorum yani. Trabzonspor'a 20 milyon euro mu ödedi Leipzig, yoksa bu 20 milyon euro'nun bir kısmı Crystal Palace'a bir kısmı Trabzonspor'a mı geldi? Tabii Crystal Palace, çoğu Crystal Palace ama Trabzonspor'a da zannederim 8 milyon lira bir veyahut da 6 milyon lira civarında bir paranın aldığını, %15 mi 10 mu falan bir şeydi yani tahmin ettiğim kadar. Doğru yani evet. Crystal Palace ağırlıklı olarak paranın büyük bir bölümünü aldı. Çok ağırlıklı bölümünü aldı. Tabii evet. Crystal Palace almıştı. Doğru. Ama Türkiye söz konusu olduğu zaman Trabzonspor izin verdiği ölçüde bu transfer gerçekleşebilir. Tamam. Evet. Ben şunu söyleyebilirim. Yani Trabzon'a gelmiş veya Türkiye'ye, yani bu kiralık gelen bir oyuncunun bu kadar katkı yapacağı hiçbir takım olmamıştır diye düşünüyorum. Artık giderken de Trabzonspor'a kiralık olmasına rağmen para kazandıran bir oyuncu olarak, gol kralı olarak Trabzonspor'a çok kritik maçlarda inanılmaz golleri atarak bir daha olur mu böyle? Yani orası şüpheli yani. Aynı performansı, aynı golleri atabilir mi? Burası biraz şüpheli diye bakıyorum ben. Çünkü hem Leipzig'te hem bu sene gittiği takımda aynı başarıyı mesela gösteremedi tabii. Peki şartlar farklıdır ama aynı başarıyı da gösteremedi. Tekrar yani peki yani muhakkak iyi futbolcu ama yani aynısı gibi yani böyle bir %100 bir performans gösteren böyle belki dünyada futbolcu yoktu. Yani kiralık olarak bu kadar katkı yapan bir oyuncu olmayabilir diye düşünüyorum. Ben de size tam bunu soracaktım hocam. Evet. Trabzonspor'un sezon sonunda tekrar düşünebileceği bir oyuncu mu? Çünkü Enis Destan alındı, genç oyuncu. Canini oynuyor, forvet koysanız Cornelius oynuyor. Düşünür mü Trabzonspor onun kiralık yani, transferini? Benim düşüneceğim Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne gidecekse şayet bilhassa da Rusya'lı oyundan sonra direkt olarak gitme şansında biraz gelişmeler var. O gerçekleşirse bence Trabzonspor iyi bir santrafor almalı. Yani benim görüşüme göre yani Canini zaten santrafor değil. Yani açıklarda, kenarda serbest oynayan bir oyuncu. Cornelius de benim düşüncemde de değil yani. Hele son maçta ben Kayseri maçında maçtaydım. Yani zaten şu anda Trabzon'dayım. Maç seyrettim. Yani orada yani bir santrafora ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Trabzonspor. Yani ama daha iyi bir Charlotte değil. Charlotte'in çok daha üstünde. Yani evet. Yani dediğim gibi yani Charlotte bir daha aynı bir şansı çünkü beklentiyi çok yukarılara çekti. Doğru. Yani iki maç gol atmadı ama sıkıntı olur burada. Yani herkes eski Charlotte'i bekleyebilir. O olmayabilir. Onun üzerinde bu çok bir baskı oluşturabilir yani bu olay. Hocam anladım. Charlotte neden Leipzig'te ve Real Sociedad'da şu anda başarılı değil? Hadi Almanya'da biraz daha zor, çok daha yarışmacı, çok daha geniş, evet, bir kadronun içinde ama Real Sociedad'da oynayabilecek şansları da buldu. 18 maçta şans verdiler. Evet. Ama Trabzonspor'da gol kralı oldu. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani bunu ben biz golcü olarak ben yani izah edemiyorum yani. Öyle pozisyonlar oldu ki o zaman Ekuban vardı. Yani İstanbul'daki Beşiktaş'a attığı son gol var. Ya 50 metre milletin içinden geçen top geldi. Son anda ondan buluşarak goller oldu. Yani çok enteresan bir durum oldu. Yani böyle %100 bir isabet oranı sağladı Charlotte. Yani bu yani o da bir kendi de beklemiyordu bu kadar performansı. Yani o inanılmaz bir insanüstü bir performansı Charlotte'un ki. Yani ben bir daha öyle bir performansını göstereceğine ben açıkçası inanmıyorum yani. Zaten öyle bir şey olsa zaten Almanya'da veya da Şili'de bu kendini gösterebilirdi yani. Tabii oradaki ligler biraz daha zor olabilir anladığım kadarıyla. Ama yani böyle bir yani o kadar büyük, bu kadar gol atacak kadar yüksek bir futbolcu değil yani. Onu demek istiyorum. Anlıyorum. Sayın Hüseyin Tok'ta sohbetimiz devam ediyor hocam. Vaktiniz varsa kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından Kayseri Spor maçını konuşmak için tekrar tabii bir araya gelebilir miyiz? Tabii. Az sonra birlikteyiz. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Sayın Hüseyin Tok bir kez daha bizimle birlikte, bir Trabzonspor efsanesi biliyorsunuz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Sanırım Kayseri spor maçını bölümlere ayırarak değerlendirmek gerekir. Değil mi? Evet. Hocam, niye geriye düştü? Niye orta sahada istediği etkinliği sağlayamadı Abdullah Avcı ki bazı haberlere denk geldim hocam. Abdullah Avcı'nın devre arasında orta sahada istediğimiz pas organizasyonunu sağlayamıyoruz, yoğunlaşamadık dediğini, bu yönde eleştiri getirdiğini ve ikinci yarıda Trabzonspor'un bu durumu düzelttiğini içeren bilgiler var bu haberlerde. Ne diyorsunuz? Evet, evet, ben de maçı çıplak gözle seyrettim. Açıkçası ben de Kayseri Spor'un bu şekilde ikinci topları kazanarak hücuma hızlı çıkacağını, çok adamla çıkacağını ben de tahmin etmiyorum. Bunu çok iyi yaptı Kayseri Spor ve çok net pozisyonlar da buldu. Ayrıca gollerini attığın haricinde de 3 tane de pozisyon buldu. Burada tabii ben de aynı görüşteyim. Orta sahada Teofis ortanın ortasında oynuyor. İşte Fakıs da sahada, işte şeyde solda, Abdülkadir solda, ama bu dönem tabloda maalesef ne Bakatisas geldi kapattı, ne Abdülkadir Ömür'ün zaten biliyoruz savunma özellikleri olmayan iki futbolcu. Burada inanılmaz bir üstünlük sağladı Kayseri Spor. İleride Vakame'de olsun geri gelmediği için orada da bir sıkıntı oldu. İyi çıktı sahabekte Kayseri Spor. Ve ilk yarıda bu şekilde herkesi şok edecek bir sonuç oldu. 2-0 mağlubiyetten. Herkes yani kimse umudu yoktu yani. Ama ilk 12. yarının başında hocanın değişiklikleri yapmasıyla birlikte Trabzonspor ikinci yarı çok iyi başladı ama 3. dakikasında 4. dakikasında golü bulunca 2-1'e oyun gelince artık oyun Trabzonspor tarafına döndü. Ve inanılmaz bir seyircinin de desteğiyle beraber pozisyonlar buldu. Direkten dönen toplar oldu. Ve son saniyede de giren penaltı golüyle de inanılmaz bir geri dönüş sağladı. Bu da Trabzonspor artık hiçbir maçı bırakmayacağını, sonuna kadar mücadele edeceğinin bir göstergesi olarak yani ligin ileriki şeylerinde bile maçlarında bile şampiyonluğu garanti etse bile matematiksel olarak yani maçları bırakmayacağını ve bir rekorlar senesinin olacağı, Abdullah Avcı'nın da bu yolda inançlı olduğunu, takım futbolcuların bu amaçta olduğunu hep görüyoruz. Söyledik gelinen mesajlarıyla beraber Trabzonspor bu sene rekorları hem en çok gol atan, en az gol yiyen, işte puanın en çok yukarıda olan, bir avarajı da çok iyi olan bir takım hüviyetinde bu sene, yani uzun senelerin şampiyon olamamasının acısını bu sene hepsini bir kendine çıkaracak gibi görünüyor. Anladım. Visca yeni transfer hiç boş geçmiyor hocam. Boş geçtiği bir maç yok herhalde, değil mi? Yani Visca'nın şeyi şöyle, yani son bitirişlerde çok iyi. Ortaya içe sağdan içeri giriyor. Orada top arayışları içerisinde dönen toplara vuruyor. Zaten gol vuruşları çok iyi. Ama böyle ben ondan daha önceki yıllarda sağ kenarda oynarken adam ekstep diyordu, gidiyordu, kesiyordu. Artık onlar değil de daha çok Vakame'nin tarafından top gidiyor. Vakame şimdi topu kolay kolay kaptırmıyor. Top tutunca hem ortadan hocanın sahasında ataklar yapıyor, hem sağdan Biska'nın o içeri girmelerini sağlıyor. Vakame'nin biraz oyunda top tutmasını, geciktirmesini, kaptırmaması, bu Trabzonspor için çok önemli bir avantaj. Biliyorsunuz önce top tutmak çok önemli. Arkadan destek alması için. Bunu Vakame yaptığı için bu sefer Biska içeri giriyor. Yani Biska golcü olarak artık içeri giriyor. Bu vuruşlar, tep vuruşlar olsun, Recep'e karşı karşıya olsun, her iki ayağına çok iyi kullanan bir futbolcu, kaliteli bir futbolcu. O da çok Trabzonspor'a ikinci yerden gelmesine itibaren çok büyük katkı sağladı. Hocam ne dersiniz? Ligde emin adımlarla yolunda devam ediyor Trabzonspor, ama kupayı da çok ciddi bir biçimde düşünüyor mu Trabzonspor? İki kupayı da almayı istiyor mu? Antalya evet, Spor çeyrek finaldeki rakip. Tabii şimdi yarın 8.30'da seyredeceğiz inşallah. Şimdi Trabzonspor'un bu yılki mağlubiyeti, tek mağlubiyeti Antalya Spor'a karşı almıştı tek mağlubiyetini. Bunun da bir rövanşı olacak diye taraftar böyle beklenti içerisinde. Bu da sahaya yansıyacaktır. Tarafların sürekli performansı, takımı desteklemesi dolayısıyla bu da sahaya yansıyacaktır. Ama şimdi zaten ikinci bir kupa, Aslı Süper Kupa falan, bunları Trabzonspor dediğim gibi bir rekorlar senesi bu sene. Bunları hepsini hiç bırakacağını daha tahmin etmiyorum. Bunları da hem kupayı, hem ligi, hem Süper Kupayı da 3 kupalı olarak alacağını düşünüyorum. Hiç bunda gevşeme olacağını zannetmiyorum. Denizli maçında çok iyi 11 kişide yedek olarak oynatmasını, ama bu maçta böyle olacağını düşünmüyorum yani. Peki. Hocam var mı Trabzonspor'un gündemine dair ekleyeceğiniz bir başka şey? Vakame de golünü attı. Bir de onun imza meselesi var, yani yeni sözleşme meselesi. O
herhalde bunu biraz buzdolabına kaldırdım. Ben bu Mayıs'a kadar bir görüşme olmayacak. O zaman oturup görüşecekler. Hakemin tabii kalmasını isterler. Biz aldığımız duyumlar bu şekilde. Mayıs'a kadar şey yapacak. Konuşulmayacak. Kimse yıpranmasın. Zaten Vakame'nin hem transferin olması hem yerine uygun Kuvasi gibi oyuncunun alınması falan Vakame'yi daha da hızlandırdı. Daha çok performansını olumlu yönde etkiledi. Bu da Trabzonspor'un lehine oluyor. Ama çok iyi Arabistan'dan veya başka yerden teklifler geldiğini biliyoruz. 4-5 milyonluk civarında bunu Trabzonspor bu aşamada bunu veremez. Ama aşağılara gelerek orta noktada buluşturabilir. Taraftar çünkü çok seviyor Vakame'yi. Doğru. Hocam sevmeyecek gibi değil ki hem gol pası veriyor hem atıyor. Tabii yaşı 33 falan oldu artık. Yani ama 5 saniyede 6 tane çalım atıyor değil mi şeyin içinde? Yani 18'in içinde. Özelliği o. Dediğim az önce bahsettiğim gibi Trabzonspor'un önce top tutan adamı. Onun dışında diğer oyuncuların da zaman kazanarak hücuma çoğu olarak onun sayesinde çoğalıyor Trabzonspor. Peki hocam bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar iyi çalışmalar dilerim. Sağ olun. Sayın Hüseyin Tok bir Trabzonspor efsanesi, Trabzonspor'un arka arkaya şampiyonluk yaşadığı dönemin futbolcusu, direkt oyuncusuydu orta sahada ama golcü özelliğiyle ön plana çıkıyordu. Şimdi Trabzonspor'la ilgili bütün gelişmeleri yakından takip ediyor. Değerli Nijer, Fernando Muslera ilk kez takımla çalıştı çok uzun bir aranın ardından. Galatasaray 28. hafta maçında 5 Mart Cumartesi günü Konyaspor'a konuk olacak. Konya'da oynanacak bu karşılaşma. Deplasmandaki maç 19'da başlayacak. Biliyorsunuz Konyaspor Alanyaspor deplasmanında 5 gollü mağlubiyette ayrıldı. Konyaspor'da bir düşüş var skorlara baktığımızda. Normalde sezonun en istikrarlı takımlarından bir tanesi. Galatasaray son 2 maçı kazandı ama oyun olarak çok daha iyi olması lazım. Geriye düşülerek kazandığı maçları bir kenara bırakıp artık geriye düşmeden de oyuna 1. dakikadan itibaren hakimiyetini koyarak kazanması gerekiyor. Torrent de buna işaret etti. Ki Avrupa Ligi'nde Mart ayında onu çok zor bir maç bekliyor Galatasaray Barcelona'ya karşı. Barcelona'da dün Atletik Bilbao'ya 4 tane gol attı. Son dakikalarda gelen 2 golün ortasını Dembele yaptı. Dembele herkesin eleştirdiği bir oyuncuydu. Eleştirilmeyi de hak ediyordu. Çünkü çok başarısız maçlar çıkardı gerçekten. Ama dün kenarda oynayarak iyi bir iş yaptığı kanaatindeyim. Doğru ortalar yaptı. Atılan paslara doğru koşular yaptı. Birinde De Jong, diğerinde de Depay gol atmayı başardı. Barcelona adına. Barcelona 2-0 önde götürdüğü maçı son 2-3 dakikada bulduğu 2 golle 4-0'lık farklı bir skorla bitirmeyi başardı. Ve Xavi de bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Daha sonra Barcelona ile ilgili bilgileri veririz. Şimdi Doktor Cem Kınay'a kulak vereceğiz. Kendisi Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. İyi çalışmalar dilerim. Ben de kolay gelsin. Çok teşekkürler. Ne dersiniz? Çaykur Rizespor maçında hep hakem hatasından bahsediliyor ama başka özellikleri de var mı Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'la oynadığı maçın hakem konusu dışında? Vallahi hakem konusu niye bu kadar konuşuluyor bilmiyorum. Hangi açıdan konuşuluyor bilmiyorum. Ona verirseniz onu da konuşuruz. Ancak önemli olan aylardır bir stres altında yaşıyoruz Galatasaray taraftarı olarak. Son iki haftada sonuçlar önemli, 6 puan önemli. Hem Göztepe maçında şimdi de Rize Spor maçında 6 puan alması biraz şeyimizi sıkıntımızı azalttı. Tabii gönlünüz istiyor ki Galatasaray böyle bir sıkıntılar bize yaratmasın ama futbol bu. İçinde her şey var. Dolayısıyla sonuç önemliydi. Sonucu da kazandık. Ve sonucu kazanırken de dikkat etmemiz gerektiği en önemli konu dün Galatasaray taraftarı bir kere daha ispat etti ki kenetlendiği zaman bir enerji üretiyor ki o enerji başkanı da yönetimi de teknik heyetlerinde üstünde bir enerji ve o enerji maçı aldırtıyor. Hı hı. Öyle bir durum oldu. Hı hı. Onun çok önemli bir örneği oldu dün. Dolayısıyla o açıdan da sevindirici oldu. Şimdi hani futbolcuların her maçtan söylediği gibi önümüze bakalım. Peki. Tabii maç etrafında dönen tartışmalar vardı. Hakemle evet. ilgili vesaire. Maç öncesinde işte Çaykur Rizespor yönetiminin bir iki yönetici dışında orada temsil edilmeyeceğine dair. Bunlarla ilgili evet. var mı söyleyecekleriniz? Vallahi var söyleyeceklerim şu. Şimdi bu başkanlar, yöneticiler bu tip negatif haberlerle değil de pozitif haberlerle gündeme gelseler ve şunun üzerinde kafa yiyorsalar.
şöyle bir son günlerde bir araştırma yaptım. Bugün açıklandı mı açıklanmadı mı daha bilmiyorum. Açıklanmayacaksa da yarın açıklanacak. Yeni ihalenin sonuçları açıklanacak. İhale, televizyon ihalesi kulüplerin en büyük gelir kaynağı. Son olarak Mehmet Ali Aydın'la Lütfü Arıbağ'ın federasyonu yaptığı ihalede bundan 12 sene önce 430 milyon dolar artı KDV 500 milyon dolarlık bir ihale yapılmış. Gelinen noktada resmi bilmiyoruz ama rakamların 150 milyon dolarlara düştüğü, yani %75 gerisinde bir rakamlar konuşuluyor. Şimdi belli ki futbolun marka değeri düşmüş. Şimdi burada sadece federasyon mu sorumlu, yoksa işte bu bahsettiğimiz başkanlar, yöneticiler, teknik heyetler, futbolcular, yani sonunda hepimizin bir numaralı konusu bu ekonomi niye bu kadar geriledi? Futbolun marka değeri niye bu kadar geriledi? Dolayısıyla bence en önemli konu bu ve bunun üzerinde durmak lazım. Yoksa işte yönetici geldi, gitti, sahaya çıktı, çıkmadı. Bunlarla gündeme gelmelerini Rize Spor Başkanı'nın yönetimini doğru bulmuyorum. Peki. Sayın Cem Kıray bizimle birlikte, tabi sonuçlar iyi oldukça 26 Mart'taki Mali Genel Kurul'da ibra olasılığı, idari açıdan ibra olasılığı daha yüksek olacak Galatasaray yönetim adına, ne dersiniz? Vallahi şimdi bu yönetim konusu ciddi bir konu. Siz açtığınız için açıyorum. Belli ki Galatasaray Başkanı ve yönetimi çok kısa sürede çok büyük hatalar yapıyor. Bu hataların sonucu da işte bu tartışmaları açıyor. İbra olacak mı olmayacak diye. O tabii Mali Kongre'de görüşülecek. Sonuçlar genellikle etkili oluyor, haklısınız. Ama sonuçlara göre karar vermemek lazım. İdari yeteneklere, mali yeteneklere göre kararlar vermek lazım. Göreceğiz ne olacağını. Ama Galatasaray'ın önümüzdeki haftalardaki alacağı sonuçlar, sizin de söylediğiniz gibi genel kurul üyelerinin kararlarını etkileyici oluyor. Evet. Sayın Cem Kınay bizimle birlikte, Fernando Muslera'da döndü. Ne dersiniz? Torrent kimi tercih eder? Penya'yı mı, Muslera'yı mı? Şimdi çok iyi oldu. Şimdi yani kimi tercih eder sorusu da güzel oldu. Tabii ki Muslera. Muslera, evet. Galatasaray'ın 10 küsur senedir çok büyük başarılı bir kalecisi. Çok büyük şanssızlık yaşadı biliyorsunuz, sakatlanması çok çok büyük şanssızlık. İnşallah bir an evvel tekrar kaledeki yerini alır. Ben gerçi bu yeni gelen kaleciyi de beğeniyorum. Genç bir arkadaş, gelecek vaat eden bir arkadaş ama Müslera şu anda tartışmasız Galatasaray'ın birinci kalecisi. %100 tartışmasız. Barcelona eşleşmesi için fikriniz nedir? Vallahi Galatasaray için iyi oldu diyorum. Çünkü Galatasaray Avrupa kupalarında bambaşka top oynuyor. Bu sene de onu gösterdi. Daha namalup. Fatih Hoca'nın kulakları çınlatsın. Avrupa'da çok güzel maçlar oynattı bu sene. Hepimizin gurur verici, gurur duyacağı sonuçlar elde etti. Galatasaray büyük takımlara karşı performansını genelde arttırıyor. Kim teknik direktör, yani şu anda teknik direktör Torrent olmuş ya başkası olmuş, o kadar önemli değil. Galatasaray oyuncuları muhakkak Barcelona'ya karşı önemli bir galibiyet almak için, önemli bir sonuç almak için ellerinden gelen her şeyi yapacaktır. Galatasaray Avrupa'da her zaman için değişik bir performans gösteriyor. Barcelona'ya karşı da başarılı olacağız. Bu arada aklıma geldi, 20 sene önce Barcelona'daki maça da gitmiştim. Çok güzel hatıralarımız var Barcelona'yla. Galatasaray 2-0 öne geçmişti değil mi? 2-2 bitti maç ama 2-0 öne geçmişti. Çok güzel bir maç olmuştu. Dolayısıyla Galatasaray hangi takım olursa olsun çıktığı zaman maçtan önce her zaman favoridir. Barcelona olmuş ya başka bir takım olmuş fark etmez. Anlıyorum.
Şimdi Luis Campos aracılığıyla Galatasaray'ın önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını da yaptı. Eski Real Madrid'ti. Kolombiya milli takım oyuncusu James Rodriguez'in gündemde olduğundan bahsediliyor. Siz duydunuz mu? Gerçekten böyle bir şey var mı? Valla ben bunların hep üfürük olduğunu düşünüyorum. Transfer haberlerinin çoğunun üfürük olduğunu düşünüyorum. Bir son haftalarda da resmi bir açıklama olmamasına rağmen bir Campos'tur gidiyor. İnşallah sonumuz hayırlı olur. Şu anda çünkü Galatasaray son haftalarda Fatih Terim ayrılığından beri bir Campos rüzgarı var. Yeni bir sportif direktör geldi. Torrent. İnşallah hayırlı şeyler olur. Ama şu anda önümüzdeki sezonla ilgili olarak hiçbir çalışma yapılmadığını biliyorum. Çünkü şu anda Galatasaray Başkanı ve yönetimi Mart sonunda yönetimde kalmak, seçim kararı verip vermemek, bunlarla haşır neşir oluyor. Galatasaray'ın ekonomik sorunlarıyla haşır neşir oluyor. İşte onun için bu televizyon ihalesinin de nasıl sonuçlanacağı hem Galatasaray için hem diğer takımlar için çok çok önemli. Bu transfer haberlerini de vermelerinin sebebi taraftarı böylece bir gelecekle ilgili olarak bir umuda sevk etmek. Bunu doğru bulmuyorum. Çünkü sonunda işte bakın dün Fernandes ne oldu? Bir sene çocuk Galatasaray'ı bekledi. Galatasaray taraftarı bir sene Fernandes'i bekledi. Sonunda şimdi diyor ki yönetimde başkan, ya bizim bugün demimizde yoktu diyor. Niye diyor şimdi diyor bu konuyu getiriyorsunuz diyor. İşte Fernandes alınmamasının nasıl bir hata olduğunu, Galatasaray için nasıl bir önemli oyuncu olduğunu dün akşam da gösterdi. Keşke Galatasaray'a gelseydi, keşke Galatasaray'ın önemli bir rakibine gitmesi. Peki. Arda Turan iki haftadır kadroda değil. Arda ile ilgili durumu nasıl görüyorsunuz? Valla şu anda yönetim herhalde haşır neşir olabileceği, söz geçirebileceği bir teknik heyet getirdi. Ben Torrent'in takımı Torrent'in bile yapmadığını düşünüyorum. Kim yapıyor sizce takımı? Bence işte yönetimde bu işlerle ilgili olduklarını düşünen arkadaşların önemli bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Torrent'i kim getiriyorsa takımı da o yapıyor. Dolayısıyla Arda Turan'ın ya bazı oyuncuların Halil gibi bazı önemli oyuncuların kadroya alınmamasının da sadece antrenman performanslarına değil hem taraftara hem Galatasaray'a bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Ama bu konular şu anda bu konular zaten önümüzdeki haftalarda yapılacak olan genel kurulda ve diğer toplantılarda görüşülecektir. Çok uzun süre galip gelememiştik. Son iki hafta aldığımız galibiyetin keyfine varam. Peki. Doktor Cem Kınay Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi fikirlerini sizlerle paylaştı. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Görüşürüz. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur. Oyna hep oyna. Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Kartal Yiğit'in bugün önemli bir haberi var Beşiktaş'la ilgili olarak. Beşiktaş ilk kez resmi bir ağızdan Alexander Charlotte'un transferine talip olduğunu ifade etti. Sportif direktör Ceyhun Kazancı bu açıklamayı yaptı. Kartal Yiğit de yaptı görüşmede. Hoş geldiniz yayınımıza sevgili Kartal Yiğit. Hoş bulduk. Özgür yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar, iyi haftalar. Sağ ol. Tabii ağırlıklı olarak yeni sezon adına çalıştığını biliyoruz Beşiktaş'ta futbolu yönetenlerin. Ceyhun Kazancı Charlotte transferiyle ilgili olarak tam ne diyor? Tabii Beşiktaş'ta Charlotte transferi uzun bir süredir var gündemde. Daha önce de istiyorlardı, bir görüşme olmuştu menajeriyle ama olmamıştı. Tabii adı bir kez daha ortaya çıktı. Medyada da zaten yazıldı birçok kez. Şimdi Beşiktaş Batshuayi ile biliyorsunuz kiralık sözleşmesi yaptı. Sezon sonunda da büyük ihtimalle tekrardan masaya oturulmayacak Batshuayi ile. Yollar ayrılacak. Onun yerine çok daha böyle gol yollarında bitirici bir isme bakılıyor. Charlotte de bu isimler arasında. Ama tek başına Charlotte yok. Yani gizli tutulan oyuncular da var. Şunu söyleyebilirim. Kaliteli bir santrofor alacak Beşiktaş. Çünkü 2-3 yer belirlediler. Bütçe planlamada sıkıntılar var. O yüzden önemli yerlere böyle
en fazla 3-4 önemli transferle kapatmayı planlıyorlar. Bunlardan biri de santrafor. Sörloth listede ama şu anki tabloda, şu anki görüntüde alınması zor gözüküyor. Yani bunu Cem Bey de ifade ediyor. Alınması zor gözüküyor. Çünkü bonservis var. Satarsa, gönderirlerse kulübü Leipzig bonservisle gönderileceği şeklinde haberler var. O yüzden bonservisle alınma ihtimali düşük ama kiralama yoluna tekrar gidilirse Beşiktaş Sörloth için her şeyi yapacak, onu söyleyebilirim. Anladım. Kiralama opsiyonu için de olsa Trabzonspor'la görüşmek gerekiyor mu? Şimdi haklar tabii Trabzonspor'da. Yani tabii Türkiye'ye dönerse Trabzonspor'a da oynar şeklinde bir madde olduğunu biliyorum. Ama Trabzonspor yönetimi bu hakkını kullanmazsa ben Beşiktaş isterse çok böyle bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yani iki yönetim kendi arasında bunu çözebilir. Ama şu da bir gerçek. Şimdi herkes yazıyor Sörloth'u da. Yani acaba Sörloth Türkiye'ye geri dönmek istiyor mu? Bir de o var. Yani düne kadar istemiyor şeklinde haberler çıkıyordu Avrupa'da oynayacağı yönde. Ben de çok Sörloth'un Türkiye'ye döneceğini düşünmüyorum. Yani ne Beşiktaş'a ne Trabzonspor'a. Bu konuda biraz kulüpler sanki çalışıyor ama biraz boşa çalışıyormuş gibi geliyor bana. Hele hele bonservis istenirse zaten Sörloth'un bonservisi yüksek bir rakam olur. Şu anki mali kriterler içerisinde de bu parayı verecek bir kulüp göremiyorum ben Türkiye'de. Peki. Bunun dışında eminim forvet mevki için opsiyonları vardır. Çünkü belli ki Batshuayi ile devam edilmeyecek Beşiktaş'ta. Evet, yani o belli zaten. Çünkü tamam, son maçta yine iyi bir performans sergiledi. Biraz çıkışa geçti ama yine Beşiktaş'ın aradığı özelliklerde bir santrafor tipi değil. O yüzden Batshuayi için Chelsea'den herhangi bir talepte bulunmayacak yönetim. Onu yine alternatif isimlere yönelecekler. Dediğim gibi işte Sörloth de bunlardan biri. Ama öncelikle şu var tabii ki, Beşiktaş'ın yeni sezonda hocası kim olacak? Onun bir belli olması lazım. Bu belli olmadan da bu tip transfer çalışmalarının yapılması zaten uygun değil. Beşiktaş yönetimi de bunu düşünerek hareket ediyor. Yani ben biraz daha zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum transfer konularında. Siz bugün Ceyhun Kazancı'ya sormuşsunuz. Trpkovski, Slavia teknik direktörü gündemde mi diye. Hayır diyor. Ama evet, bilmiyorum. Hayır diyor değil mi? Ceyhun Bey yok diyor. Evet, Ceyhun Bey yok diyor. Kendisi kesinlikle gündemimize gelmedi dedi. Bilmiyorum nereden çıktı. Galiba kendisi Trpkovski maçtan sonra mı konuştu? Maçtan sonra bir açıklama yaptığını gördüm ben de. Yani Twitter'da okudum. Kendisi böyle bir niye açıklama yaptı onu da bilmiyorum. Ama Beşiktaş'ın gündeminde gözükmüyor şu an itibariyle. Peki Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo gündemde mi gerçekten? O konuda bir şey söylüyor mu? O konuda bir şey konuşmadık ama benim duyumlarım olduğu yönünde. Fakat böyle Beşiktaş çok ısrarcı değilmiş gibi. Yani listenin en başında olan bir teknik adam değil deniliyor. Ama uzun bir liste var tabii, o listede onun da ismi geçiyormuş, onu o şekilde söyleyebilirim. Ama onun aldığı ücret çok yüksek galiba. 4 milyon euroya yakın bir maaşı vardı bildiğim kadarıyla. İşte ondan dolayı yani kötü bir hoca değil tabii ama şimdi Beşiktaş elindeki adayları belirliyor. Mali yapıyı da belirliyor. Ne kadar vereceği şeklinde. Yani yüksek rakam alan teknik adamların ben geleceğini düşünmüyorum. Yani Beşiktaş o parayı verecek durumu yok önümüzdeki sezon için. Böyle daha kendini ispatlamaya yönelik, başarıya aç, çalışkan, disiplinli, altyapıya, gençlere önem verecek bir teknik adam bakılıyor. Yani bu çerçevede bir isim alınacak. O nedenle hem bir mali anlamda da kulübü zora sokmayacak, çok fazla böyle istekleri olmayacak bir teknik adam bakılıyor. Yani bilmiyorum hangi durumda, şu an bir kesin bir anlaşma yok herhangi bir hocayla. Tabii Önder Hoca'nın da moralinin bozulmasını istemiyorlar, o yüzden gizli tutuyorlar. Ama sezon sonuna doğru, hele bir de Beşiktaş'ın konumu belli olduktan sonra yönetim gereken açıklamayı yapacaktır diye, yani ben onu bekliyorum. Edgar Ley'nin
biliyorsunuz lisansı, daha doğrusu sözleşmesi feshedildi Trabzonspor tarafından. Bir iddia Beşiktaş ilgileniyor sezon sonu için deniyor. Geldi mi size böyle bir duyum? Vallahi hiç duymadım. Peki. Yani bilmiyorum, çok riske girecek bir pozisyon yok Beşiktaş'ın. Tamam. Yani İspanca transferinde hele sakatlıktan çıkmış bir oyuncu için. Hı-hı. Ama şunu söyleyebilirim, savunmaya illaki bir takviye yapılacak. Vida'nın durumu belli değil. Yani bugünkü şartlarda şu an Vida olmayacak gibi gözüküyor. Vida giderse illaki kesin bir takviye yapılacak. Evet. Tecrübeli, daha da tecrübeli bir stoper olabilir yani Avrupa'dan. Vida ile de henüz resmi, daha doğrusu yeni sözleşme yapılmadı. Evet. Yok yok, yapılmadı. Yani o şartlarda yapılmayacak zaten. Sevgili yani, Kartal, hangi şartlarda? Ha, onun yani, istediği şartlarda. Vida'nın istediği ve aldığı bu para şartlarında Beşiktaş, bırakın bu parayı, onun altında bile yani Vida'nın istediği rakamları da şu an karşılayamıyor. O yüzden şu an bir görüşme de yok, donduruldu zaten. Peki. Siz Önder Karaveli'nin devam etme şansının hiç mi olmadığını düşünüyorsunuz? Yani ben kendi şahsi fikrim, yani devam etsin mi etmesin mi derseniz, ben etsin derim. Yani yeni gelecek yabancı bir teknik adam bir anda nasıl bir katkı verecek? Yani hele hele çok fazla bütçenin olmayacağı, o beklenen transferinin olmayacağını hesaba katarsak, yani Önder Hoca kadar katkı verecek mi? Tabii bir soru işareti. Ligi de tanımayan bir teknik adamsa, yani bana kalsa ben yönetici olsam devam ederim, ama Beşiktaş yönetim kurulunun ve başkanın sanki devam etmeyeceği yönünde bir ağırlık var. Tabii şimdi aslında bir iki dönem daha böyle Önder Hoca gelecek bir teknik adamın yanında kalırsa bence aslında daha mantıklı olur. Biraz daha tecrübe kazanması lazım. İyi olduğunu düşünüyorum Önder Karaveli'nin, ama eksiklikleri de var. Onu da gözden geçiremeyiz. Zaman zaman görüyor zaten herkes, eleştiriyor da. Fakat biraz daha bir tecrübe kazanıp biraz daha ustalaştıktan sonra Beşiktaş'ın başında neden olmasın. Ancak kalacağını ben düşünmüyorum. Gelecek hocaya göre de yanında olacaktır. Böyle devam edecektir. Beşiktaş yönetimi bu konuda bence doğrusunu yapıyor. Yani şu an çıkıp da biz Önder Hoca'yı göndereceğiz, yeni sezonda başka hoca gelecek diyemezler. Evet. Bunu burada hak vermek lazım başkana ve yönetime. Çünkü öyle ya da böyle Beşiktaş'ın son haftalardaki bir çıkışı var. Büyük oranda bir ikincilik şansı var. Ve önde Türkiye Kupası var. Yani bunları yapabilecek bir takım Beşiktaş. Önder Hoca'nın da ben bunu gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu şekilde devam etmeleri ve yeni hocayla hiçbir açıklama yapmamaları doğru olduğunu düşünüyorum. Yani sezon sonuna kadar böyle gidecek. Ha, futboldur bu. Hakikaten Önder Hoca inanılmaz bir performans gösterir. İşte ikinci bitirir. Kupayı alır. O zaman tekrardan oturulabilir. Niye oturulmasın yani? Görüşülebilir bazı konular. Devam edebilir. Yani futbolda olmayacak şeyler yok. Yani biraz zamana ihtiyacı var diyebiliriz bu konu. Peki. Kevin Enkudu 15. haftada Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. Dönmüş takıma. Kayserispor maçı kadrosunda, evet, düşünülebilir mi bilmiyorum ama Kayserispor kupa maçı son derece zor olacak. Ne dersiniz? Tabii şimdi bakıldığı zaman Beşiktaş da çıkıştı ama Kayserispor da hakikaten son dönemde iyi futbol oynamaya çalışan bir ekip. Trabzonspor'a bile kök söktürdüler yani, tabiri caizse. Hele bir de kupa var ortada. Tur var. O yüzden Kayserispor'un çok daha farklı motive olacağını düşünüyorum. Hakikaten zor bir maç olacak çarşamba günü. Hava soğuk, işte yağmur olabilir. Yani sahanın dışındaki etkenleri söylüyorum. O nedenle bence ortada bir maç. Ama moral olarak biraz baktığımız zaman Beşiktaş'ın da morallendiğini düşünebiliriz. Büyük takım reaksiyonu verebilirler. Çünkü artık ellerinde bir tek Türkiye Kupası kaldı. O yüzden ben zor olsa da az bir puan da desek Kayserispor'un Beşiktaş karşısında çok şanslı olacağını düşünmüyorum. Ama zor ve keyifli bir maç olacak. O bir gerçek. Peki. Sevgili Kartal Yiğit, çok teşekkür ederim katıldığınız için. İyi yayınlar Özgür, kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ olun. Çeyrek finalde Trabzonspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Kayserispor eşleşmeleri gerçekleşti. Eğer
ev sahibi takımlar ki tek maç eleme usulüne göre oynanıyor çeyrek final. Rövanş, yarı finalde rövanşları da var. Bu çeyrek finalde ev sahibi takımlar Beşiktaş ve Trabzonspor turu geçerse yarı finalde karşı karşıya gelecekler. Ve erken bir final olarak nitelendirebiliriz. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa bu karşılaşmayı. İzin istiyorum reklamlar. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Haftanın kapanış maçı. Kasımpaşa'da Kasımpaşa Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe'nin kalede Altay'la bu maça başlamasını bekliyoruz. Nazım Sangare savunmanın sağında olacak. Tisserand ve Zalai'yi ortada göbekte oynayan iki oyuncu her zaman olduğu gibi, çoğu zaman olduğu gibi. Çünkü kim oynuyor Zalai'ye eşlik ederek o göbekte? Çağatay genç futbolcu sol tarafta oynayacak bir önceki lig maçında olduğu gibi. Ozan Tufan savunmanın hemen önünde defansif orta saha pozisyonunda göbekte, ya da Ozan Tufan Crespo savunmanın önünde. Osay Samuel sağ tarafta. Arda'nın bugün 11'de olması bekleniyor sol tarafa yakın bir biçimde. Rossi ve Serdar Dursun ikilisi ön bölgede oynayacak. Ertuğrul olacak Kasımpaşa'nın kalesinde. Hader Jonay, Donk, Spajic, Eren, Doğucan, Fal, Abit, Hayradinovic, Buan Jonas ve Umut 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Ev sahibi Kasımpaşa'nın, değerli dinleyiciler. Fenerbahçe Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti ve Hatayspor iç sahada Kadıköy'de geçen hafta 2-0 mağlup etmişti. Kasımpaşa Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Alanyaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve Konyaspor'la bol gollü bir maç oynamıştı. 4-4'lük beraberlik vardı. Sevgili Yusuf Dursun Fanatik'te yazıyor ve Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri yıllardır yakından takip ediyor bizimle birlikte. Yusuf abi, yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Soğuk bir gün, herhalde yağmur da yağabilir büyük bir ihtimalle. Doğru. Bakalım, yavaşlı gösteriyor. Allah sabır ben. Doğru. Son derece zor ve yoğun, evet. Bir de... İyice de tabii. Evet. Batı metupları da zor şartlar altında. Hacı yönelik açık bir alana sahip, bir vadi gibi neredeyse, yarı vadi, evet, gibi Kasımpaşa'sında, değil mi? Kasımpaşa'sında hiç korunma şeyimiz yok. Taraftarlarında yok, Batı muhabirlerin hiç yok. Doğru, haklısınız. Ama yapacak bir şey yok. Kolay gelsin Yusuf abi, zor gerçekten. Ben bir 11 saymaya gayret ettim ama evet, var mı düzelteceğiniz? Yani %95 öyle oynayacak. Çünkü zaten bu kadar başka da yok. Mesut zaten, herkes haftalarda Mesut'u bekliyor ama Mesut maalesef hazır. Belki Trabzon maçı var haftaya, önemli. Belki o maçı hazır olacağını tahmin ediyorum. Saydığınız 11'in dışında da belki bilmiyorum bir oyuncu değişik pasta olur mu diye düşünüyorum ama yok yani, çünkü bu yani İsmail Hoca'nın ilk kadrosu bu kafasındaki. Bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz neler olacağını. Fenerbahçe için gerçekten kritik maç. Yani yukarıya devam etmek istiyorsa bu maçı kazanmak zorunda. Çünkü önündeki rakiplerin hepsi kazandılar. Rakipler kazanınca Fenerbahçe de onları korkmamak için kazanmak zorunda. Öbür tarafta da kritik 29 puanı var bildiğim kadarıyla. Kasımpaşa'nın, onların da bir alta da doğru adım adım iniyorlar. Onlar da çok savaşacaklar, edecekler puan almak için. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Evet. Fenerbahçe'nin motivasyonu nasıl? Yani İsmail Kartal biz Slavia maçını unutacağız, tamamen lige konsantre olacağız dedi ama gerçekten konsantre olabildi mi Fenerbahçe? Yani, tabii tam dersek değil ama hala futbolcuların tabii istedikleri gibi değiller. Evet, daha çok maç var, oynayacaklar ama yani öyle bir şeyde değiller. Bakalım bu maç ama onlar için dediğim gibi bir başlangıç olabilir. Çünkü zorlu bir viraja giriyorlar. Hemen ardından Trabzonspor, Alanya ve Konya maçları var. Fenerbahçe'yi bekleyen bu dörtlüğü biliyorsun. İlk yarıda hep çoğunu kaybetti ve yarıştan koptu. Hı hı. Onun için burada da şimdi yarışın içinde kalması için bu dörtlüğü yenmek zorunda. Yener mi dersen çok zor ama iyi olmasın. Giresunspor Başkanı Hakan Karahmet, Muhammed Gümüşkaya geleceğin yıldız adaylarından bir tanesi. Muhammed'in sözleşmesinde belli bir maç değil fakat belli bir süre oynama maddesi var. Tabii ki oynayacak çünkü ona ihtiyacımız var diyor. Evet. Ve başarılı bir gol attı ama onun dışında başarılı bir performans sergiliyor Muhammed Giresunspor'da kiralık. Tabii şimdi Muhammed'i kesinlikle Fenerbahçe bir yere vermeyecek. Biraz hoca da zaten söylediği gibi, İsmail Hoca, hem kendini geliştirsin hem oynasın, oynama alışkanlığını kazansın, Fenerbahçe'ye geri dönecektir. O da yıllarca Fenerbahçe'ye hizmet edeceğini düşünüyorum, eğer Fenerbahçe sonunda bir hata yapıp oyuncuyu bir yere vermezse.
Peki. Yusuf abi, teknik direktör arayışları konusunda bir gelişme var mı Fenerbahçe'de? Bence yani benim aldığım bilgiler kesinlikle hoca arıyorlar. Kesinlikle yani. Yani hoca arıyorlar ama tam birisiyle anlaştılar mı dersen yok. Konuşuyorlar. Löw bildiğim kadarıyla ön sırada devam ediyor. Ama onu da tabii nasıl ikna edecekler o da meçhul. Araştırıyorlar yani kesinlikle. Bence İsmail Kartal'la sezon sonunda yolları ayıracaklar gibi duruyor şu anda. İsmail Hoca da zaten öyle gelmişti, öyle anlaşmışlardı. Yani Ali Koç uğraşıyor hocayla ilgili. Evet, peki. Var mı ekleyeceğiniz son bir şey Fenerbahçe gündemine dair? Bekliyoruz maçı, bakalım ne olacak. Dediğim gibi herkes kazandı. Artık Fenerbahçe'nin de sanki kazanmaya daha yakın bir takım olarak duruyor. Hı hı. Peki. Yusuf abi bir kez daha teşekkür ederim. Kolay gelsin. Gerçekten zor bir akşam olacak. Soğuk, evet, zor. Soğuk istiyoruz. İnşallah her şey hayırlısı olur. İnşallah. Peki. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur. Oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Futbol. Dünyadan futbol. Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde kilit bir rol oynuyor. Rus iş insanı, iş insanının sözcüsü, kendisi değil sözcüsü, Abramovich'in görüşmelere yardım ettiğini açıkladı. Çünkü İngiltere'de büyük yatırımları var. O yatırımların anlamlı olabilmesi için Chelsea'yi almıştı zaten. Chelsea'yi almak ve Chelsea'nin sahipliği, Chelsea'yi Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmak, Premier Lig'de şampiyon yapmak onun asıl amacı değil. Asıl amacı İngiltere'deki sermaye dolaşımını, kendi sermayesini oraya yerleşmesini sağlamaktı. Futbol bahane. Ukrayna tarafının Roman Abramovich'ten destek almak için temasa geçtiği ve o zamandan beri yardım etmeye çalıştığını doğrulayabilirim diyor Roman Abramovich'in sözcüsü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında taraflar arasında ilk görüşme yapılıyor. İki ülkenin heyetleri Belarus'ta sınırda bir araya geldi. Görüşmelerde ön şartın sunulmadığı aktarıldı. Yeruşalim Post Roman Abramovich'in şu anda Belarus'ta olduğunu aktarıyor ancak kendisinin görüşmede yer alıp almadığı konusu net değil. İki kez Oscar adayı gösterilen Ukraynalı yönetmen Alexander Ronyansky de Abramovich'in müzakereler için öncü olduğunu doğrulamış. İngiltere'de İşçi Partisi'nden birkaç milletvekili Abramovich'in yaptırıma tabi tutulması için çağrıda bulundu ancak kendisine şimdilik böyle bir önlem uygulanmadı. Roman Abramovich Chelsea kulübünün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini de duyurdu. Enteresan. Rus milyarder Abramovich 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu. Futbol, dünyadan futbol. Tabii böyle bir devir işlemi yani Chelsea'yi devretmesi boşuna değil. Vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu. Çünkü Roman Abramovich'in oradaki mal varlıkları dahil olmak üzere gerçekten ama gerçekten çok ağır olarak nitelendirebileceğimiz yaptırımlara maruz kalması için İşçi Partisi başta olmak üzere İngiltere'de parlamentoda bir girişimi söz konusu olduğunu biliyoruz. En çok İngiliz ve Fransızlar Ruslara tepki gösteriyorlar bu Ukrayna ile ortaya çıkan ihtilaf sebebiyle. Teknik direktör Adnan Dinçer bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hocam. Senden duyduklarım çok önemli şeyler. Dünya futbolunda ve dünya profesyonel endüstriyel futbol dünyasında büyük değişimler, büyük mücadeleler. Tabii bu savaşın, Ukrayna olayının, işgalinin nelere etki yaptığını yavaş yavaş göreceğiz. Her yere etki yapacak. Hocam 20 tane oligark var. Milyarder, Rus devlet başkanı Vladimir Putin'e tam olarak itaat eden. Onlardan 8 tanesi çok daha elit. O 8'in içinde Abramovich gösteriliyor. İddia o, bilmiyorum. Şimdi ben elbette ki futbolu çok sevdiği için, gönül verdiği takımın başarısı için bu işlere giren iş insanlarına bir şey demiyorum. Böyle insanlar da var. Ama genel itibariyle işte Paris Saint Germain'in sahipliğine baktığımızda Chelsea Abramovich örneğinde olduğu gibi Abramovich aslında kendi sermayesinin dolaşımını, iş imkanlarını kolay kılabilmek adına İngiltere'de Chelsea'ye sahip oldu. Chelsea onun için birinci amaç değildi. Yani işini yürütebilmek için futbolu bir enstrüman olarak kullandı. Evet. Para da yatırdı. Çünkü Chelsea'ye yatırdığı para onun kazandığının karşısında devede kulak.
Ben öyle değerlendiriyorum durumu. Şimdi şöyle, genelde bak, genelde futbolun bu kadar yerinde sayması, daha çok istisna yapamaması, zaman zaman işte profesyonellik, süperlik, amatörlük vesaire gibi gençler gibi çatışmaların kökenine bakarsan, bunları zıplatan ekonomik değişimlerdir. Bu ekonomik değişimlerin başına geçen kişilerin o endüstriyel olayın içerisinde olması esnasında ilk çıkışı Abramovich yaptı, bildiğin gibi. Olması gerekiyordu. Çünkü hepimiz şaşırdık, hatta bir Rus Ukrayna sermayesinin kalkıp da İngiltere'de kulüp alması tuhaf geldi. Daha sonra Arap şeylerinin, Suudi Arabistan şeylerinin özellikle kulüp almaları, İtalya'da bir şeyin çocuğunun kulüp alması, bunlar önemli olaylardı. Ama bu iş karşılıksız kaybetmek, para vermek gibi bir anlam taşıyor gibi izleyenler tarafından. Oysa hiç de öyle değil. O öyle bir reklam yapıyor ki o konuda, öyle bir tanınan hale geliyor ki, futbol gölgesinde, futbol kulübünün başkanı olma gölgesinde çok daha önemli tanındığı için büyük avantajlar, gelirler elde ediyor. Demin belirttiğim gibi büyük sermaye sahibi oluyor. Ayrıca devletler arası hukukun ve sosyolojik yapının da değişimine sebep oluyor. Şimdi dünya yeniden bir olay daha yaşayacak işte. Bu görüntü öyle yani. Benim gördüğüm bu. Zaten biz kendi adımıza, ben kendi adıma konuşmuyorum, Türkiye adına hiç konuşmuyorum. Türkiye'de bu sıkıntıdan büyük bir darbe yiyebilir. Biz aklımızı kullanırsak çok güzel çıkışlar yapabiliriz. Şart değil ile yabancı oyuncu almak. Ama izleme adına mesela bizde şimdi şu anda Futbol Federasyonu'nun Beyin Spor ismini vermek istemiyordum ama vereyim bari. Yani ben bırakıyorum kardeşim artık bu işte, yokum demesi gibi bir durum çıktı ortaya. Almak isteyen, ihalelere girenler var. Şimdi bütün bunlar kazanç hesap, kar zarar hesaplarına yatırım. Bugün dünya savaşları artık, benim bir tane öğrencim var Amerika'da, Oğuz ismi. Doktordur kendisi, Amerika'ya gideli çok oldu. Liseyi bitirdi, oraya gitti, üniversiteyi bitirdi orada filan. Hatta bir Clinton'ın özel danışmanı Türk'tü, bir bayan hukukçu, onunla evlendi filan. Şimdi bu arkadaşım bana derdi ki, arar arada sırada İstanbul'a gelince beni görür, der ki çok da iyi futbolcu, Ziyalarla, Fuatlarla oynadı bir zamanlar Beşiktaş altyapısında. Hocam der, silah savaşı. Silah savaşı dünyayı başına bela alacak. Bu silah endüstrisinin çıkardığı büyük savaş. Dünya huzur içinde olsun isteyen kimse yok. Çünkü endüstriyel devletler öyle bir yola giriyor. Dolayısıyla futbolda özellikle en çok dikkati çeken bir branş olduğu için zaafı var insanların. Yani futbol maçı insanları esir ediyor kardeşim. İster beğensin ister beğenmesin. Geçmiş döneme baktığım zaman ben şunu görüyorum. Bana desen ki geçmişte bugün arasında ne var? Bize futbol oynamak yasaktı. Bugün artık futbol en öne geçti. Kızlar da futbol oynuyor, fevkalade de iyi oynuyorlar. Yani oraya geldi ve ben bunu tespit ettim. Tekamülün böyle olacağını düşündüm devamı. Ülkem de çok dışlandı. Hatta rahmetli duyduğu Arsenal'de bu konuda çatışmalarım oldu. Radyo sporda bantlarım hala duruyor. Sen erkek sporuna kızları yönlendiriyorsun, yanlış yapıyorsun dedim. Oysa dünya sporu bugün bayanlarda finaller oynuyor. İyi futbollar oynuyor. Fransa bilmem kimi yeniyor. İngiltere, İskoçya, İrlanda, İsveç, Norveç, Danimarka, İskandinav ülkeleri, Çin, her yer, Japonya bayan futbolu. Yani şuraya gelmek istiyorum. İşin içine reklam ve kazanç girdiği zaman, para girdiği zaman aklınızın almayacağı, hayalinizden geçmeyen gelişmeler olabilir. Abramovich bunları gören adamlardan biriydi. Ve çok iyi aklını kullan. Bizim de vardı Abramovich'imiz. Burada ismini vermek istemiyorum. Zamanında büyük kulüplerle başkanlık yapmış. Türkiye futbolda transfer ve dışarıdan içeriden endüstriyel olarak, ki o zaman açıklama yapamamıştı endüstriyel olarak, bu işi sürdüren Abramovich'lerimiz vardı. Çekildiler onlar. Evet, İstanbul Spor'u çalıştırdınız ve tanışıklığınız var. Ben Türkiye'de İlk defa bir şirket kulübü çalıştırdım. Türkiye'de ilk çalıştıran kişiyim. Ve medya bana devamlı sorular soruyordu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben diyordum ki medyada bu işi, o kulübü almak, o kulübün patronu olmak
onun sistemli biçimde mücadeleye ayak uydurursa gayet iyi yerlere getireceğim. Ne istedi benden? İstediği şeyler belli. Yine bugünlerde konuşuluyor. Gerçi o eski başkan Türkiye'ye gelebilir bir gün. Hatta siyasete girdi. Türkiye'nin siyasetiyle, ekonomisiyle çok orantılı işler yaptı. Ve yıkılmadı. Yıllardır yurt dışında olmasına rağmen. Niye bunu anlattım? Ben çok önemli yerlerde tek adam olarak bulundum ama şımarmadım. Hiçbir zaman cebimi düşünmedim. Ben hep bildiğim yolda eğitimin Türk gençlerinin çok önemli olduğunu, Türkiye'deki yaşayan insanların bu kulüplerde görev alması ve iyi futbol oynaması halinde yurt dışına satılması, yurt dışından onlara talip olması benim ilkelerim ve idealimdi. Hala da öyle. Evet. Yani ben buradan yana ters düştüm. Menajerler işin kolayını seçti. Hemen menajerlik kurumu kuruldu. Menajer dediğimiz kişiler yurt dışında hazır oyuncuyu alıp getiriyor. Araştırıyorlar. Hatta squatlar çıktı. Squatlar da oyuncu takip ediyor. Benim torunum bile ilgileniyor bu işlerle. Şimdi benim oğlum Kivulu bana Avustralya'dan teklif ettiği zaman ben girmedim araya. Oğlum ben girmem dedim. Beşiktaşlı olduğu için Beşiktaş alınmasını istedim. Liverpool'a gidiyor baba dedi. Gitsin dedim ya. Liverpool'dan bir Galatasaray aldı biliyorsun. Şimdi benim anlatmak istediğim bir şey var. Kendi yağımızla kavrulmayı, kendi kendimizi üretmeyi, kendi yarattığımız insanların para edip, sermaye edip, güçlenip ülkemizi ekonomik yönden zenginleştirmeyi düşündüm ben. Ben ülkem için yaptım bunu. Şimdi bu durumda bunu düşünen insanlar ikinci plana atılabilir. Şimdi dikkat ediyorum Beşiktaş takım bir kıpırdanma içinde. Beğenirler beğenmezler ayrı konu. Sergen Yalçın'ın döneminden bu sene daha iyi bir durum var. Takım biraz daha çok koşmaya başladı. Özellikle Sergen'e ben teşekkür ediyorum. Gezal gibi bir adamı buldu getirdi. Bir takımın Gezal'ı varsa her zaman maç alma ihtimali vardır. Gezal'ın saha içerisindeki en önemli aksiyon nedir hocam? Yani maçı çözebilecek aksiyonları nedir? Kanadımı iyi kullanıyor, sıfır emin, yani hepsini birden yapan bir futbolcu mu? Şimdi futbolcu şöyle, oyuncu vardır, oyun kurallarını taktik olarak uyar, oyun planına uyar, alır verir ki genelde öyle oyuncuları severiz biz antrenör olarak. Ama bir de o takımın içerisinde oyunun kaderini etkileyecek, beklenildiği sürpriz yapıp değişik şeyler yapabilen kişisel becerileriyle bütün planları alt üst eden oyuncu işte Gezal onlardan biri. Bir anda topla buluştuğu zaman ki ısrarla sağ ayağını hiç çok az kullanmasına rağmen sol ayağını sağda oynayan enteresan bir yapısı var ve hiçbir zaman da şımarmıyor ama küskün olduğu ortaya çıktı. Ben hissediyorum. Yani Gezal bir başka transferle aynı anda oynamak istemiyor. Bana öyle geliyor. Bu dışarıdan bakıldığı zaman görülebilir. Yani bu oyuncu olduğu zaman aynı randımayı vermiyor. Takımın içinde ego kavgası oluyor. Ego kavgası en iyi oyuncu da olsa varsa eğer ki olur. Oyuncular da destekler o ego kavgası veren oyuncuyu. Çünkü o egemendir. Hakimdir, sonucu etkileyendir. Onun sayesinde kazanırlar. Para kazanırlar, maddi manevi destekler olur. Seyirci tutar, medya tutar, hepimiz peşinden gideriz. Böyle bir oyuncu Gezal. Yani ben Gezal'ın topla buluşup son attığı ve attığı gollere bakıyorum. Attığı kafa çok basit bir kafa değil yani. Mermi gibi vurdu. İki, herkesi geçti bir gol daha attı. Bunları yaratıcılığıyla yaptı. Yani Gezal alsaydım belki de Beşiktaş gol atamayacaktı. Bütün bunlar takım oyunu içerisinde olması gereken yıldız oyuncu örneğidir. Peki hocam. Yıldızı, yani bunu yapması lazım kulüplerimizin. Geçmiş dönemde biz bunları yapan oyunculara çok sahip çıktık. Yaratmaya çalıştık. Ama bunu yapan oyuncu aynı zamanda kaprisli olabilir. Bunu da idare etmek sosyolojik ve psikolojik bir olaydır. Yani takım sahaya çıkarken şimdi dışarıdan onun yerine bu oynar, bu niye oynuyor falan denilir ya. İşin iç yüzü öyle değil. İşin iç yüzü çok farklı. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız. Eksik olmayın. Ya rica ederim. Ya. Ben buradan bir nevi seninle konuşurken çok huzurluyum. Bizi dinleyenler olursa futbol dünyasının nasıl oraya gelip de kendilerine sunulduğunu yavaş yavaş anlamalar lazım. Her şey teknik adamın elindeydi geçmişte. Şimdi çok değişik yerlerde
değişik baskılarla, değişik paylaşımlarla kullanılan kulüpler var. İnşallah zaman içinde bunun yanlışlarını temizleyip doğrusunu yapacağız. Peki, umarım. Teknik Ektör Adnan Dinçer sizlere seslendi. Hocam bir kez daha teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Biz ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar dilerim. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi. Yap bir kupon oyna Tuttur. Oyna hep oyna kupanı Tuttur. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.